Alanya Posta TV'den herkese iyi akşamlar. Tekrar bir futbol nabzı programında beraberiz. Bu akşam yine Enes olmadığı için moderatörlüğü bana verdi. Sağ olsun arkadaşlar, teveccüh gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu akşam dilimizin döndüğünce programı yönetmeye çalışacağım. Veysel abi hoş geldin. Muhittin kardeşim maçtan dolayı ben anca yetiştim. Muhittin de malum sorumluluklarından dolayı biraz geç gidecek. Bir 10-15 dakikaya kadar o da aramızda olacak inşallah. Veysel abi biz beraber başlayalım. Muhittin geldiğinde devam edelim. Hoş geldin diyelim. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk efendim. Açılış konuşmasından sonra da programımıza hızlıca giriş yapalım. Tamam. Ben de sana teşekkür ediyorum. Geldiğin için, katıldığın için. Enes şu anda Dubai'de tatilde mi? Yoksa işkesine mi geldi? Bilmiyoruz ne olduğunu. Tabii bugün bu arada Muhittin de yetişti. Daha ben açılış konuşmamı yapmadan. 10-15 dakika demiştim. Erken geldin kardeşim. Hoş geldin. Normalde bu hafta program yapmayacaktık ama maçtan dolayı bak zor yetiştiniz. Ben de evden geldim. Ama seyircimiz bekler diye iki maç olduğu için yapmaya karar verdik. Ve buradayız. Biraz zor oldu. Çok şiddetli bir yağmur var. Maçta da aynı şey oldu. Ben bu arada teşekkür etmek istiyorum. Yani seyirciler adına. Ben de her hafta fanatik bir seyirciniz olduğum için özellikle belirtmek istiyorum. Yani Allah dert keder vermediği sürece sürekli program yapıyorsunuz. Bu istikrar çok önemli. Evet. Seyircinize verdiğiniz kıymeti gösteriyor bu. O açıdan kıymetlisiniz. Muhittin'ciğim hoş geldin. Açılış konuşması yapıyorduk. Sen de başla, ondan sonra hızlıca hemen girelim konularına. Evet, öncelikle geç kaldım. Normal canım, geç kalmam. Maç malum çok aşırı şekilde yağmur vardı. Bir de Recep Mustafa bana yemek yemeyi yasakladı. 2 dakika bir yemek yedim geldim. Anladım. Geçen program atıştırmalardan vazgeçemedim. Mustafa'nın bir konusu yok da tabii doğal olarak yönetimden böyle bir abi şey gelmiş. Geçen hafta ağzı boş durmadı ki. Abi yani. Onunla alakası yok. Ben de yiyorum. Ama sen çapurmadan yiyorsun. Çapur şupur devam ediyorum. Evet, maça geçelim mi abi? Hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Açılış konuşması yap. Önce canım. Cümlete selamun aleyküm diye. Aleykümselam. Hemen ben o zaman başlayayım. Önce Veysel abi. Antalya maçı mı? Önce şöyle programı şöyle müsaade ederseniz şöyle ben düşündüm. Özgür abi. Hoş geldin. Veysel abi devam edebilir miyim? Tabii bir çay yarabilir miyim? Bana konsantre olursan. Evet dinliyorum, buyurun. Programı şöyle düşündüm. Ben önce teri yağmuru üzerimizdeyken Ankara Gücü maçını bir konuşalım. Ondan sonra Antalya maçını konuşalım. Evet. Çünkü Antalya maçında sadece sahayı konuşmayacağız. Benim düşünceme yani öyle sorularım var. Sadece sahayı değil, saha dışını da biraz konuşmak isterim. O yüzden öncelikle Ankara Gücü maçıyla başlayalım. Ne bekliyordun, ne buldun abi? Öyle sorayım. Ben her şeyden önce burada 2-3 hafta önce bu stüdyolarda yine böyle konuşurken bu maçın iptal olmasının Alanyaspor bir iğme yakaladığını, iptal olmasının Alanyaspor'a yaramayacağını söylemiştim. Yine yaramadı. Maçı Alanyaspor normal şartlarda ben alır diye bekliyordum bu maçı. Hatta 2 hafta önce burada tahmin yaptığımız zaman ben 4 puan bekliyordum. 2 maçta Antalya bu maçtan. Hiçbirimizi tahmin tutmadı. Muhittin 6 puan dedi. Enes 3 puan dedi. 4 ben, dedi. Yani Enes de 4. Ben, yok 3 dedi o. Olabilir. Ben 4 demiştim. Bir ben yakındım. Muhittin uzaktaydı, Enes uzaktaydı. Bir ben yakındım bu konuya. Ama olmadı. Ne yazık ki Alanya Spor kendi evinde fırsat kaçırdı. Yani bu maç için fazla yorum yapacağım da bir şey yok. Çünkü maç öyle bir maç ki her şey vardı maçta. Kırmızı kartlar çıktı. Hocalar 4-5 defa şey değiştirmek zorunda kaldı. Taktiksel değişiklikler yapmak kaldı. Becer'in sakatlanıp çıkması, bizim hocayı tekrar oyuna müdahale, farklı dizilişler yaptılar. İlk hoca da karşılıklı taktiksel savaş yaptı bence maç boyunca. Maçı 4 bölüme ayırabilirim. Birinci Efecan çıkıncaya kadar bir oyun. İkinci kırmızı gola kadar bir oyun. İkinci kırmızı karta kadar bir oyun. Sonra bizim kırmızı karta kadar bir oyun diye 4 bölüme ayırabiliriz maçı. Sonrası da kör dövüşü gibi geçti. Maçın bence iptal olması lazımdı. Ferin atılması trajikomik bir olay. Videoyu hakem eşitliği abi sağlamak istedi. O videoyu veremiyoruz. Neden veremiyoruz? Telif hakkı yermişiz. Ondan veremiyoruz. Ben spordan olduğu için. Yani Ferin atılması sadece Eyyam'dan başka bir şey değil. Hakem kendini af mı ettirdi yani Ankara Gücü? Yani denklemek istedi. Denk olsun videoyu dedi. Videoyu gönderdim ben Veysel abiye. Gördüm ben. Yani ben çıplak da izledim. Maçın içinde çıplak bana yalnız kırmızı şöyle, gibi geldi ama yani müdahale yok abi. Ben video izledim. Videoda kesinlikle müdahale yok. Yönetimde Mehmet abiye ben mesaj attığımda
Hakem ben kendi var müdahale etmedim bu pozisyona dedim. Var müdahale etmiş yalnız hakem ben net bir şekilde kendi gözlerimle gördüm demiş. Vara karşılığı. Kırmızı kartla ilgili müsaade ederseniz ben de bir şey söylemek istiyorum. Burada Mevlüt'ün Çavuşoğlu'nu tebrik etmek istiyorum. Tam bizde çok uzak yerdeydi. Bizim maratondayım ben. Bizim tam karşımızda şeyde yedek kulübemizin önündeydi pozisyon. Pozisyondan sonra hoca faulü çaldı. Dikkat ettin mi Muhittin bilmiyorum. Hoca faulü çaldı ve bekledi. Orada Mevlüt'ün canhıraş bir şekilde sahanın kenarına geldi. Hocaya işte mutlaka ediyorlardır da Mevlüt'ün o çabası Ankara Gücü'nün kırmızı kart görmesine de sebep oldu. Bence çok doğru görmüştü orada. Şimdi bu maçın zaten belli bir dakikadan sonra top sekmiyor. İstop edilmiyor. Sürmüyoruz. Oynanmaması lazımdı. Orada yani bu tip hareketler oyunculara bırakılırsa karar yarın bir gün orada bir sakatlık olsa yatarak kayarak gelip bir ters bastan olacak kırılır ayağı. Çok kötüydü. Oynatma hakem risk aldı oynattı. Bir gün sonra hepsinin programı vardır. Bir de maç var hafta sonu tekrar. Tabii bunda orada kenarda federasyon yetkilisi kulaklıkla görüştüler. Oynattılar risk aldı oynattılar. Bence oynanmaması lazımdı. Burada kazanç çıkan Ankara Gücü oldu Alanya. Kazanç çıkmadı bana göre. Ama ben alınan bir puandan dolayı, yani kaçan iki puandan dolayı bu havada, bu atmosferde oyuncuları hiçbir zaman suçlamayacağım. Suçlamam da hocayı, daha oyuncuları suçlamayacağım. Evet, Muhittin'ciğim hemen bir hatırlatma yapıp sonra sözü sana vereceğim. Sayın izleyiciler, özellikle Ankara Gücü ve Antalya Spor maçı ile ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Eleştirileriniz varsa onları bekliyoruz. Bizim kaçırdığımız bir detay varsa, sizin belirtmek istediğiniz bir durum varsa onları bekliyoruz. Yorumları da biraz sonra okumaya çalışacağız. Evet Muhittin, sıcağı sıcağına geldin Yağmur'la beraber. Hoş evet, geldin kardeşim tekrar. Sen ne dersin Ankara Gücü maçı saha içi ile ilgili? Saha içi. Ben Muhittin'e bir şey soracağım. Tabii. Bunu cevaplasın. Maç başında hoca bir değişikliğe gitti. Novayis'i kenara aldı. Jamberi kodu. O soruların arasında var abi. Jamberi yani ben çıplak gözle izlemediğim için televizyonda sen topun gittiği yer onu da Jamberi nasıl buldun onu da eklersen. O soruların arasında vardı ama sen de sormuş tamam. Oldun problem yok. Çünkü tek değişiklik sonraki 3 haftanın tek değişikliği oydu. Yani ben doğru buluyorum aslında değişikliği söyleyeyim ama mesela aradık geri geldi bana biraz da. Novayis'i aradı. Ha, bu belki de hava şartlarından dolayı Novayis biraz narin bir oyuncu diye oynatmamış da olabilir. Bilmiyorum ama. Muhittin sorular evet. Arasında vardı. Onu da cevaplayarak devam edebilirsin. Abi Novayis oynamadı ya. Yani Novayis çekti. Canveri'yle başladı. Tamam onu diyor zaten Veysel abi. Abi şimdi Novayis'in bir sakatlığı var mı bilmiyorum. Yedeklerde yani, canım. Ay belki abi sakatlığı da olabilir. Ufak bir küçük sakatlığı da olabilir. Ben Novayis'in küçük sakatlığı olduğundan dolayı da kalacağını düşünüyorum. Direkt keseceğini sanmıyorum. Fakat şöyle bir şey var. Bence bu sahaya göre yönetme diyorum. Bence Canveri'de 2 haftadır 3 haftadır Beşiktaş maçı ondan sonraki hafta Samsun maçı gol attı. Sonradan girip belki hani Canveri'nin de performansını hoca arttığını görmüş oldu. Formayı vermiş olabilir. Çünkü Fatih Tekke'nin bir özelliği geldiğinden beri formayı hak edene vermeye çalışıyor. Onu net bir şekilde görüyoruz. Direkt Furkan ve Fatih'i kesip iki Ali'ti ve şeyle başladığı gibi. Hani formayı hak edene vermeye çalışıyor. Tabii performans, antrenman şeylerini bilemeyiz. Bence Canveri hareketliydi çıktı dakikaya kadar. Kötü değildi fakat oyunun bir kopuş noktası var. Oyunun kopuş noktası kim ne derse desin. Alanyaspor kırmızı kart gördü dakika. Ferin kırmızı kart gördü dakika oyun koptu. 68 hani, falan derhalde. Tam evet, saatini hatırlamıyorum. Bakalım 68 olması lazım. Maçın ambiyasından ama, tam hatırlamıyorum. Ya şöyle söyleyeyim ben ilk hani tribünde onun sıcağı sıcağını göremiyorsun ama dakika 59'da görmüş. 59. Ve çok çok net bir şekilde kırmızı kart değil yani alakası yok. Ki tam da Alanyaspor yüklenmeye başladı dakikalar. Ki yağmur da ilk yarı bitti. İlk yarı devre arasında inanılmaz bir yağmur artışı oldu. İki dakika 80 ortalama 80-85'e kadar aynı hız tempo devam etti. Ama 70'lerde çok az. Daha çok ağırlaştı zaten. 70'lerde çok az. Topçuklar kullanmadı artık. 75 civarında hafif bir durur gibi oldu. Sonra tekrar hızlandı. Tam Alanyaspor'un baskı kurduğu dakikalardı. Mesela attığımız gol hava sayesinde geldi. Yerden seken top kaleci kontrol edildi. O sayede geldi. Yediğimiz de yine drone toptu ya. Yani yoksa Ankara Gücü organize gelip gol atamazdı. Sen şeyler aldın mı? Oyun toplu oynamaları falan aldım. Direkt stat'tan geldim. Ama direkt stat'tan geldim. Ama ben şunu... Onları ben hemen alırım. Şunu ekleyebilirim. Hemen aldım. Alanya topla çok oynadı gibi geldi bana bu maçta. Abi bu bence sadece abi, Alanya'nın kararı değil. %62'ye %38 topla oynama. Bu sadece bence Alanya'nın... Bu sadece Emre'nin de
Alanyaspor çıkarken hiç baskı yapmadı Emre. Hep bekledi. Defansa bir bölümü hep çıkartmadı, bekledi. Ama Veysel abi. Yani bu da etkili olabilir. Kırmızıdan sonra farklı oynadı. Ankara Gücü kırmızı gördükten daha farklı sonra, oynadı. Ankara Gücü kırmızı gördükten sonra komple yaslandık. Kırmızıya yani. Kadar da Efecan'ın oyunda olduğu sürede de hepsinde de Ankara Gücü biz çıkarken hiç bize önde baskı yapmadı. Bu ben bir taktiksel bir savaş olduğunu Veysel düşünüyorum. Bu havada Efecan olsa bir şey fark eder miydi sence? Ya bu havada hiçbir şey şunu yapar diyemeyiz ya. Efecan sakatlık nazara geldi çocuk. Abi bu havada değişen tek şey olur. Ne oldu? O da Alanyaspor'un şu an için değil. Bu havada etkili olacak tek şey vardı. Pivot santrafor yüksek toplarla top indirecek, gol atacak. Yoksa bizim topu süren, zaten bizim oyunumuz hani evet. Kanatlardan top sürmeyle, Oğuz'la, Yusuf'la o temeline oturttuğumuz bir oyun var. Bu havada oynama şansı yoktu zaten. Aslında Fatih Tekeben'le ilgili bence doğru da bir hamlede bulundu. Kordova'yı aldı Efecan'dan sonra zeminin ağırlığına istinaden. Kordova etkili olamadı. O başka bir şey tabii. Maçla ilgili söylemek istediğin başka bir şey var mı Muhittin? Yoksa sana sabah Ankara Gücü taraftarı geldiğinde bir kahvaltı organizasyonunuz oldu sanırım. Evet abi. Maçın 6. dakikasına kadar susuldu. Ondan sonra karşılıklı tezahürat da oldu. Abi böyle bir güzel bir şey de vardı. Maçın 6. dakikasındaki olayı da anlatayım. Hatta önce kahvaltıyla başla istersen. Bizi hatta neden durdunuz gibisinden. Şimdi hafta içinde tabii Ankara Gücü'nün içinde bulunduğu durum da var. Kulüp başkanlarının içinde bulunduğu durumdan dolayı taraftarlar 5 maç ceza aldı. Seyircisi oynama cezası. Bugün gelen Ankara Gücü'nün taraftarlarla konuştuğumuzda ya biz hiçbir şey yapmadık diyor. İnsanlar da bir yandan haklı aslında. Hani başkanın olayında taraftarlık bir durum yoktu. Ama insanlara 5 maç ceza verdiler. Farkındaysanız da çok yoğun şekilde kapalı gişe geldiler. Adam şunu söylüyor. Tribün liderleri. Eğer ki diyor biz bu 5 maçlık ceza almasaydık burası salı günü bu kimse kapalı gişe gelmezdi diyor. Artık diyor sahiplenme duygusu arttı insanlarda diyor. Konuştuk. Biz tarafta grup olarak dedi. Hani Ankara Gücü tarafta olarak her maç 6 dakika susma kararı aldık dedi. Sizden de isteyemeyiz dedi. Hani bizi ayak uydurursanız dedi. Şimdi adam rica ettikten sonra bu da ister istemez. Karşılıklı diyalog. Böyle bir şey yapıldı. 6. dakikada onlar Alanya siz Ankara Gücü diye bağırdınız. O da evet. Dikkat onlar da sağ olsunlar. Ya şöyle söyleyeyim abi. Şimdi Antalya maçına gelince bu konuyu daha detaylı anlatacağız ama. Ya birileriyle düşmanlık, kavga, gürültü, dövüş bir şey vermiyor. Bir tat vermiyor. Herkese sıkıntı eser atıyor. Ankara Gücü'yle güzel bir atmosfer oldu taraftar anlamında. Maç keşke daha iyi bir havada oynansaydı, daha iyi bir günde oynansaydı. Onu söylemek isterim buradan. Ama ben gene söylüyorum, kırmızı kartı görmeseydik şu anda artı 3 puan. Yani bu hafta 3 puanla kapatırdık. Kırmızı karttan sonra oyun komple değişti. Kırmızı yani Ankara Gücü değişti. Ankara Gücü bile 11 kalsaydı biz 11 oynasaydık yine yenerdik. Yenerdik ben ona inanıyorum. O yenerdik çünkü kırmızı, şöyle bir kırmızı de ben kart bizim dengemizi çok değiştirdi. Çünkü yani, oyunun kilit noktasında oynayan oyuncumuz Fer'di bizim. Evet. O yani bu oyun sisteminde kilit noktasında Fer var. Benim bir de müsaade ederseniz belirtmek istediğim bir şey var. Ankara Gücü taraftarına teşekkür ediyorum. Tek bir taşkınlık yok. Müthiş bir yani Alanya diye bağırdılar. Bizim futbolcularımızı alkışladılar. Tamam. Göstermek de istemiyorum kimseye ama yani özellikle iki tane futbolcusu. Göster abi neyi göster? Yok Atakan, birisi Atakan'dı yerli. Yani söylemek istemiyorum çünkü Ankara Gücü taraftarıyla ciddi bir samimiyet var. Maçtan sonra Allah'a emanet olun biz Ankara Gücü diye vardık, onlar Alanya diye vardılar. Hani tüm camiaya mal etmek istemiyorum ama o saha içindeki olay maçın atmosferi falan değildi abi. Çok başka bir kurguydu o. Ses gelmedi, bir bilgi geldi. Fakat, sesimiz nasıl Mustafa Hocam? Başarılı oldular mı? Bu iş birazcık profesyonelde bitiyor abi. Yok abi hakemi özellikle kırmızıdan sonra tabii hakemi etki altına abi, almaya çalıştılar. Futbolcu, hakem futbolcu. De o yemi çok güzel yedi ben sana söyleyeyim mi? Yani. Hakem, çok baskı hakem altında ligde tecrübesiz olduğunu belli etti. Hani tek kırmızı kart için de demiyorum. Maçın ertelenme konusu. Ya futbolcu diyor ki ben onu takip ettim. Topu burada at diye gösteriyor. Orada atıyor. Topu bir yerde atacak. Bak iyi, dikkatli izleyenler olduysa topu sektiriyordu ya. İki yerde sektirdi, top sekmedi. Futbolcunun bir tanesi Ankara Gücü'ne götürdü, burada attı dedi. Ve hakem en çok şunda baskı altında kaldı. Topu attığı bölgeler Ankara Gücü yarı sahasıydı. Ankara Gücü yarı sahasından daha fazla su birikintisi vardı. Dediler ki hani Alanya tarafında su birikintisi fazla yok. Kol hareketlerinden anlaşılıyor saha içerisinde. O konuda bayağı bir baskı yaptılar hakeme. Ya yedek kulübelerinin önü göl olmuştu zaten. Evet. Top oynama şansı yoktu ya. Top oynama ama şansı yok. Ama gene diyorum adamlar yani sonuçta bu profesyonel futbol. Burada ben şunu da söylemek istiyorum. Hani
Boylar arası gerildi. Sahanın içerisinde nereden baksan bir dakikaya yakın bir gerginlik oldu topçular arasında. Buna her iki takım tarafları da ayak uydurmadı. Normal bireysel tepkilerini verdiler ama Allah'tan ki büyümedi iş. Evet, yani ben çok endişelendim. Hatta maraton bizim olduğum bölge çok hareketlendi. Özellikle madem isim verdin söyleyeyim. Atakan hareket de çekti maraton tribününe. İki sefer hem de ard arda. Öyle olunca çok da hareketlendi. İşte ben Hilmi abi falan öne geçti. Dedi ki durun yani. Ceza yemeyelim. Gelen seyirci nasıldı? İyi değil mi? İyiydi. Yani hafta içi çok kötüydü. Yani ama hafta içi abi. Kalabalık anlamında sorarsan evet. Ortalamamızı tutturduk. Ama destek anlamında zayıftı. Çok kötüydü abi. Kötüydü. Bak ben ortalama... Taraftar grupları da çok kötüydü. Şey değildi. Olmadı yani. Kötüydü. Bu hafta niye olmadı? Kaç kişi vardınız? Abi gene 350... 300 olmadı. Neden kötüydünüz? Kötüydü abi. Abi hafta ya salı günü salı işte. 350 kişi az değil ki. Ya abi. Değil şöyle yani motivasyon eksikliği oldu. Bir de yani şöyle söyleyeyim sana taraftar neyden etkilenir abi? İki şeyden etkilenir. Bir Muhittin'cim tenzih ederek söylüyorum. Kaostan etkilenir. Kaos yoktu. İki dost taraftar grubu vardı. Bir de futboldan etkilenir. Futbol da yoktu. Futbolu olmamasını takımlara bağlamıyorum. Kötü oyuna bağlamıyorum. Tribünün iyi olduğu bir an vardı. Alanyaspor ikinci yarının başında böyle saldırdı ya. Evet. Arka arkaya 10 dakika gelince... maratonda kalktı bayağı destek verdi. Veysel abi. Evet efendim. Konsantre olursan yine paylaşımlar. Hayır mesajlar geliyor. Biraz sonra mesajları okuyacağız. Birkaç konu var. Onu da not alırsan abi, bana sorarsan bu kitap var. Konusu var. Son bir haftadır bana sürekli kitap konusuyla ilgili. 75. Ben onunla ilgili görüştüm. Çok mesajlar geliyor. Birazdan bu konuyu açıklayacağız. Bir de birazdan bu Alanyaspor taraftarına kışkırtmaya çalışan bir grup var Alanya'da. Bunları konuşmak istiyoruz biraz. Birazdan bunlara değineceğiz inşallah. Evet. Ankara Gücü maçıyla Alanyaspor taraftarını kışkırtmak isteyen mi? Evet. Veysel abi paylaşımında belirtmişti. Onu biraz sonra sorayım. Ben de biliyorum. Ankara Gücü maçında sence Fatih Hoca farklı bir taktikle mi çıkmalıydı yoksa çıktığı taktik doğru muydu? Bence kazanan takım doğru. Nuvayiz kararına doğru buluyorum. Bence yapabilecekleri şeyi de yaptı. Fazla şut atmadık. Ama ikinci yarı saha ağırlaştı. Bizim oyuncularımız ben geniş 70'e alanda... Kadar, 70'e kadar olan zamanı söyleyeyim. Çünkü 70'ten sonra top oynanmadı sahada. Abi, yani canını gördük ben oynanmadı. Bu maçı hocalar kaç defa taktik değiştirdi? Kaç defa plan değiştirdi? Yani beyinleri onların dağıldı biraz. Ben bu maçın suçlamaya kimseye yapmayacağım. Ben Yusuf çok dikkatimi çekti. Yani Radakovic ve Atakan'a gitti. Hatta pozisyonun birisinde. Radakovic tribünden el hareketi yaptı. Yusuf orta saha çizgisinden ceza yayına kadar geldi. Radakovic'in üstüne yürüdü. Hakemi göstermiyorlar mı? Taraftara hareket çekmeyeceksin dedi. Radakovic ittirdi. Bayağı bir tartışma yaşadı orada. Televizyonda göstermiyorlar bunları. Tişörtün üstüne ben daha yakışıklı görüyorum. Evet, sen daha yakışıklı görüyorsun. İki hafta üstü aynı tişörtü giydikten, kaza giydikten sonra bu hafta kazan güzel olmuş. Kırmızıya yakın bu zaten. Abi geçen hafta subliminal mesaj vardı. Antalya maçı vardı. O yüzden kırmızı giymiştir o. Ben dikkatimi de çekti. Şimdi bu maçın oynanması yanlıştı bu bir. Ertelenmesi lazımdı bu iki. Efecan sakatlandı. Maçın dengesi değişti. Bu üç. Kırmızı kart değişti. Dört. Yani her şey vardı maçta. Bir iki gol oldu. İnşallah kazansak iyiydi. Kazanmadığımız için çok da mutsuz değilim. Ama üzüldüm. İki puan kaçtı diye ama bakıyorum. Ama skora etki edecek pozisyon kırmızı kart pozisyonu. Çünkü kırmızıyla alakası yok. Hani Ankara Gücü'nün kırmızısı doğru. Tam yüklenmeye başladığımız dönemde tabii. Oldu bu kırmızı Şimdi, kart. Ankara Gücü'nün kırmızısı doğru. Onu yine ortası vermedik hakem. Efecan'ın çıkıp Cordova'nın girmesi yağmurlu havada bir tekim hava topu olduğu için bizim lehimizeydi. Hadi onu da bir yandan bakalım. Ama biz kırmızıyı görene kadar komple yarı sahası, onların yarı sahasını oynayıkmıştık. Artık ikinci golü aramaya başlamıştık. Ki ben tahminlerime göre bir 5-10 dakika içinde 2'yi bulurduk. Çünkü o şekilde baskı kuruyorduk. Ardından kırmızıyı gördüğümüz andan itibaren ben burada bak Fatih Hoca'nın da biraz korkak davrandığını düşünüyorum. Kırmızıyı gördükten sonra da belli bir dakika özellikle onlar gol attıktan sonra belli bir dakika boyunca Ankara Gücü bizim yarı sahamızdaydı. Ben Efecan'ın çıkmasının bizim aleyhimize olduğunu düşünüyorum. Bu zeminde uzun boylu pivot bir santraforun olmasını ben de yeğlerim abi yani top tutma anlamında. Ben çünkü mesela Oğuz çok mücadele etti. Aşırı yani, mücadele etti. Kazanmaya yakındık ama olmadı ya. Ben bunu hiç vakit suçlamayacağım. Bir oyuncu suçlamayacağım, hocam suçlamayacağım. Ben böyleyim bugün. Genel olarak memnunsun. Memnunum. Tamam. Kötü 6. maç oldu. Yenilmiyoruz. 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik mi oldu? Evet. Yani 6. maç kolay değil. İpimizden döndü çünkü kolay. İyiye doğru gidiyoruz.
Hafta sonu Başakşehir maçı var. Sonra Rize geliyor. Demiz herhalde. Bir bakarsan Muhittin ona. Evet abi, evet, abi Rize geliyor. Şey, Rize mi geliyor? Başakşehir'den sonra. Başakşehir, sonra Rize ile oynuyoruz, sonra Hatay'a gidiyoruz. Şimdi burada yani buradaki maçlar, buradaki maçları, içerideki maçları alırsak deplasmanlara gerek kalmayabilir. Ha şu an bu arada şunu da söyleyelim. Yamalı Bahçe dedim ben bu lige. Lig resmi lig olarak şimdi bitti. Bu evet, hafta bitti. Evet. 22, yani sence 22 puan yetti mi abi bize? Yeter. 20 puan diyordum ben. Peki 22. Ara dönemde hala Muhittin'cim, özür dilerim. Sorumu tamamlayayım, aynı soruyu sana da soracağım. Evet. Ara dönemde hala transfer konusunda ısrarcı mısın? Ben 22 puan alınmış olmasına rağmen ben geçen oyun bunu sistemini konuştuk burada, yabancı oyuncu, bir daha söylüyorum. 13 yabancı oyuncumuz var. Bir yabancı oyuncu alabiliriz en fazla. Yerli oyuncu üzerine gitmemiz lazım, forvette falan. Eğer yabancı oyuncu alınacaksa göndermemiz lazım. Göndermek almaktan daha zor olduğu için o biraz daha sıkıntılı bir süreç olabilir. Ben bir de devre arası transferlerin %80'inin başarısız olduğunu düşünenlerdenim. Pek tutmuyor devre arası. Hazır topçu bulmak kolay bir şey değil. O da büyük paralar ister. Ben ben zaten hep takıma bir tık güveniyordum. Başından beri hep bunu söylüyoruz burada. Burada hem Muhittin, bireysel hem olarak futbolcuların hepsine güvendiğini biliyorum. Hepimiz söyledik biz burada. Bu takım bu değil dedik. Daha iyisini yapacak dedik. Ben transfer yapılmasa bile bu takımla bu işi götüreceğimi düşünüyorum. Zaten biz forvetle oynuyor gibi görüküyoruz. Hep tüm sitelerde Efecan'ı forvet gösteriyor. Bu Efecan forvet değil. Efecan stoperleri, o sağa sola kaçırttıran adam. Yani alan bırak boşalttıran adam. Ondan Efecan'a ihtiyaç var dedi. Hatta Efecan'la bir sohbetimizde Muhittin de vardı. Aynısını, o da aynısını söyledi. Yani onun görevi daha farklı. Onun eksikliği de çok önemli. Takımın şu anki sistemi ne abi sence? Oyun sistemi ne? Takımın şu an oyun sistemi 4-2-4 gibi oynuyoruz. Forvetsiz. Defansın önünde iki tane daha çok şöyle söyleyeyim. Oyunu rakip üstümüze çekip hızlı hücumlarla kenarları stoperlerle de Efe Can uğraşıyor. Orada Efe Can stoperleri üstüne çekerken kanatlarda açılmalarda Yusuf ve şeye uzun toplar atarak Feri üzerinden veya Nuray işte onlara uzun toplarla dripliklerle gol bulmaya çalışıyoruz. İki tane hücum forvetimiz var bizim. Artık ona forvet diyebiliriz. Hem Oğuz'a hem Yusuf'a forvet diyebiliriz. Çünkü takımın o bölgesi kanatlara oturdu gibi. Yani hem defans birinci bölge, hem sağ bek sol bek, hem ikinci bölge şu an iyi gidiyor. Altı maçta 3 galibiyet 3 beraber kalan bir çok takım iyi, kötü değildir yani. Onu tartışmıyorum. Yani benim dikkatimi çeken şu aslında, bunu şey söyleyecektim. Hele size bir tarafı yok takımın yani. Yok. Tek sıkıntı şu, Efecan her maç dayak yiyor abi. Yani Efecan cüssesi çok iyi topçu. Biz geçen gördük yüzünden yüzüne berler vardı takımlar. Sebebi bence şu. Sebebi şu. Stoperlerin arasında oynuyor. Bir yara var adamın. Stoperlerin arasında oynuyor. Yani normalde kanat oyuncular biraz daha ince olur, biraz daha narin olur. Evet. Ama Efecan özellikle son 4 maçtır stoperlerin arasında, bak Beşiktaş maçında boks ringinde gibiydi. Antalya maçında bence verilmesi gereken kırmızı kart dirsek yedi bir tane. Beşiktaş'ta da vardı. Beşiktaş'ta da vardı. Bu maçta da abi her maç çocuk dayak yiyor. Allah yardımcısı olsun. Zor dayak yiyor. Ve onun görevi daha büyük. O işte onun yaptığı o görevden dolayı eksiklik olduğu zaman biz stoperlerle Yusuf'un ve Oğuz'un sağ stoper, sol stoper Yusuf ve Oğuz'un da karşılaşmasın. Efecan da karşılaşıyorlar. Evet. Efecan onları hareketli bir oyuncu ya. Sağ sola atıyor, boşluk bırakıyor. Boşluk alıyorlar. Evet. Muhittin, sence 22 puan, 18 şimdi, maç. 22 puana ben şu gözle bakıyorum abi. Süper Lig'e ilk çıktığımız 2 sene 18 puanla kapattık. Daha sonraki seneler biraz daha çıta yükseltmiştik. Geçen sene de 20 puan civarındaydık. Şimdi ben 22 puana iyi der miyim? Şöyle, iyi fakat Rize maçı berabere kaldık, deplasman iyidir. Hatay, tek kale top oynadığımız maç berabere kaldık. Pendik, öndeyiz, 90 artı küsürde yedik. 89'da attık. Son saniyede yedik ve son saniyede pozisyon faal olmayan pozisyona duran top verdik. Evet. Hakem orta hatasına sağ, orta gittik. Sağdan yedik zaten. Kasımpaşa 3-1 öndeyken burada sizin ve Erdoğan'ınız yüzünden yedik. Aytaç Karay'la taraftarın çekişmesi, Aytaç Karay'la yıldızlaşması, orada taraftarın da yaptı Ahmet Öcü'yü bu olaydan sonra. Çünkü oyuncuyu kışkırtabildiğimiz kadar kışkırttık. Oyuncu da top oynadı işin doğrusu. Kasımpaşa gene orada verdik. Trabzon kendi ama oyuncu kıskırtma işi senden bize miras kaldı biraz. Senden tribünlere miras kaldı biraz. Trabzon, kırmızı gösterdim. Trabzon, kendimiz asist yaptık, kendimiz kalemize gol attık. Ve Sivas, 90'da iki tane yedik. Şimdi bir,
2, 3, 4, 5 tane en kötü ihtimal 1 puanla kapatacağımız ve burada 1, 2, 3 tane çok net, hatta 4 tane çok net 3 puan alacağımız maç var. Çok net. Dakika 90'da çözülmüş. İşte tek kale oynamışız. Bak 1, 2 tanesi dakika 90'da yemişiz. Kasımpaşa 3-1'ken. Kasımpaşa 3-1'ken vermişiz. Burada nereden baksan 15'te demiyorum hadi. 11 puan falan var 12 ya. 12 puan var abi. Evet, 12 evet. Baktığın zaman kaç puan eder abi? 34'e çıkartır. Evet, evet. Yani Alanyaspor aslında... 34'e çıkartır. Alanyaspor şeyde sıralamada 3. 4. olur zaten. Evet şimdi burada Alanyaspor aslında kötü oynamıyor. Ama Alanyaspor 5 maçlık bir periyot yakaladı. Kötü bir periyot yakaladı. O 5 maçlık periyotta 5 mağlubiyet periyot, alınca kötü. Periyot, kötü. İyi periyot yakaladı. Hayır kötü. 5 maç yenildi ki. Kötü, ha o şey diyor. Ha, o kötü hayır, periyotta şöyle söyleyeyim. O kötü periyotta 6 puanla bile çıkabilseydik çok daha farklı şeyler konuşacaktık burada. 3 puanla bile çıksaydık çok. Şimdi 22 puanımız var. Bu 22 puan toplayan takım 5 maç üst üste yenildi. Bir de bu var. Buraya da bakmak lazım. Aslında takımımız kötü değil. Sadece burada olması gereken ikinci devre Alanyaspor'un. Şimdi oynayacağımız maçlara da bakalım. Direkt şu şekilde göstereyim. Abi Rize ile kendi evimizde oynayacağız. Pendik ile kendi evimizde oynayacağız. Adana Demir ile kendi evimizde oynayacağız. Trabzon ile kendi evimizde oynayacağız. Kayseri ile oynayacağız. Galatasaray ile oynayacağız. İstanbulspor ile oynayacağız. Beşiktaş ile oynayacağız. Antalya ile oynayacağız. Aslında baktığı zaman Samsun düşme hattında deplasmanda, Ankara Gücü deplasmanda, Konya deplasmanda, Antalya deplasmanda. Çok maç var daha ya. Hani İlker yenilikti yani. Ama şu anda Alanyaspor'un alabileceği maçlara baktığınız zaman, kendi evinde oynayacağı maçlara baktığınız zaman Rize Pendik maçlarında bence çok büyük avantajımız var. Kendi bugün Pendik'in yenilmesi. Pendik yenildi mi bugün? Evet. Pendik'in yenilmesi ikinci takımı da biraz Pendik'e doğru itmeye başladı. Aslında biraz o şeyde kalsa iyi olacak. Benim endişem şu abi. Yani bence de 22 puan evet o. Totale baktığında hani en kötü böyle oynasa ikinci yarıda 22 puan alsa 44 puanla bu takım çok rahat ligde kalır. 40 puan yeter bence. Çok rahat ligde kalır. Bence. Benim endişem şu. Ara ara biz düştüğümüzde zor toparlayan bir takımız abi. O benim endişem maçta, o yönde. Evet. O 5 maçlık ikinci yarıda öyle bir kaos yaşarsak sıkıntı olur. O 5 maçta bence öyle bak o 5 maçta eğer biz cümlemi bitirmeme müsaade eder misin? Bitir bir şey söyleyeceğim. Moderatörüm. Abi yorumcuyum lafımı kesiyorsun. Abi bu yönetimin hatası. Ömer Erdoğan'ı geç gönderdiler. Eken gönderse öyle olmazdı. O bir ara vardı. O arada göndermesin öyle olmayacaktı. Fatih Hoca geldi 3 maçta yine 0 çekti abi. Çok özür diliyorum. Abi, Ömer Erdoğan zamanında yenildiğimiz maç Adana Demir Fenerbahçe maçı. İki maçtan yerdik. Sonra döndük. Abi şöyle söyleyeyim. Tamam Kayseri. Evet, abi tamam da Kayseri, Antep, Galatasaray'ın Fatih Tekke'ye yenildik. Tabii. Mağlubiyetleri biz Fatih Tekke'de aldık. Abi Ömer Erdoğan gitti artık unut onu ya. Yani önümüze bakalım. Benim en çok endişelendiğim şey şu. Toparlayayım abi. Ondan sonra herhalde Mustafa yorumlar hazırsa yorumlara geçeceğiz. Şu anda kötü bir durum. Başakşehir mesela Kasımpaşa karşı 1-0 önde. Başakşehir'de altta tutabiliriz kadar tutmamız lazım. Şöyle söyleyeyim. Benim en çok endişelendiğim şey bizim aramızda biz 11. 12.yiz herhalde. Bizim aramızla 17.'nin arasında 3 puan farkı. Evet evet evet. O çok ciddi bir kaos. Hiçbir şey yok yani da. Çok, hani yani 22 şey puan da. Tamam eyvallah da. Şimdi Başakşehir gibi takımlar, Kayseri gibi takımlar, Antep gibi takımlar düştüğünde çabuk kalkabilen takımlar. Bizim o refleksimiz zayıf olmaz inşallah. Düzenler kaldırırız ya. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı Ankara Gücü maçı ile ilgili? İstanbul Pendik Karagümrük. Son 3 bu şekilde. Buna bir de Başakşehir eklense 4 İstanbul takımı gitse. Ben Başakşehir'in çok gideceğini düşünmüyorum abi. Gitmez. Yorumları mı alacaksın? 38.5'da öyle dediniz abi moderatör. Abi hep bir şey yorumlar alıyordu ondan dedim. Şöyle yapalım. Yorumlar hızlı bir şekilde. Çaykur Rize Beşiktaş 1-1 oldu bu arada son dakika. Mustafa yorumlar hazır mı? Yorumları okuyalım. Ardına Antalya maçına geçelim. Yorumlara Muhittin sen başta istersen. Mehmet Ali Gürses, İyi Parti Gündoğmuş Belediye Başkanı adayı Mehmet Ali abi bu arada. Teşekkür şey ederim ona da başarılar dilerim. Bizim Alanya Posta TV'nin de ortaklarından. Evet, Halil Bilgin'in yayınlar, bazı sloganlar boşuna çıkmıyor demek ki. Futbolun katili Türk hakemleri. Hani ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu sahada en kötü ihtimal 70. dakikada maç tatil etmesi gerekirdi. Ferin pozisyonunda bırakın kırmızı kartı faul bile şüpheli çok yazık. Altına imza atarız. Nazım Söylemez iyi yayınlar beyler. Eyüp Sarı iyi akşamlar iyi yayınlar. Hulusi Tavlu iyi akşamlar iyi yayınlar. Bu arada biraz rahatsızım. Ondan dolayı izleyicilerim. Ben de devam edeyim. Bura büyük. Erdal Ordu iyi akşamlar iyi yayınlar. Ahmet Özit iyi yayınlar büyük insanlar. Tuncay Hocam hayırlı yayınlar selamlar Hollanda'dan. Ali Can Cibelekoğlu maç son yarım saat oynanmamalıydı. Fer atılmamalıydı. Anlamadığım bizim taraf neden devam edelim dedi. Biz bilmiyoruz onun tam olarak ne olduğunu. Hakem konuştu ama. Hasan Demirkaya, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ali Can Cibelekoğlu bizim taraf neden devam ettirdi? Bunu bilmiyoruz şimdi, bilmedim. Abi düşünceli, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Fikri daha sıcak, Ali Can daha sıcak yani. Daha maç biteli yarım saat oldu. Program mı yapıyoruz? Bilmiyoruz daha.
Becan durumunu da merak ediyorum ben şu anda. Gaffar Şahin, Ankara Gücü bu lige yakışmıyor. Futbola her şeyi oynuyorlar. İlk yarı 10 kişide pas, her pozisyonda yere atmak, her pozisyonda Emre Belözoğlu'nun gençliği gibi itirazlar. Hakemler VAR'a gitmedi, kalecinin dışarı top elini taşımasında. Bizim kırmızı kart haksız, yine VAR'a gitmedi. Ankara Gücü ve TFF Başkanı bu lige yakışmıyor. Viva Alanya, Viva Alanya, Viva Veysel Oksan, hepinizi seviyorum. Yalnız ben o kalecinin dışarı el pozisyonu var ya, onu devre arasında ben özellikle telefondan izledim, içeride, dışarı çıkmıyor. Tam dışarı çıkacağı zaman elini kaldırıyor, sol elini. Mehmet Umut Açıkaya iyi yayınlar diliyorum demiş. Gökhan Gürkan, herkese iyi akşamlar. Eski topçumuz. Antalya ve Ankara Gücü maçlarında çıkışımız devam etmedi, ancak puan puandır diye düşünüyorum. Zor maçlar yenilmediğinde geri gelelim. Zor maçlar yenilmediğinde özgüvene devam eden futbolcuların ve takım diye düşünüyorum. Reis'e katılıyorum. Sağ şartlarına bir puan bereket versin. Programın da müdavimi olduğum herkese selamlar. Aleyküm selam Gökhan. Selam kardeşim. İsa Bozkurt iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Davut Altınlar iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ramazan Demir zemin çok kötüydü bugün, hayırlı yayınlar demiş. Ramazan Demir kat yanlış demiş. Konfor Döşen Mustafa Çetin iyi yayınlar. Bu yağmurda bir puana razı olduk demiş. Ferbet Özgü selam, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, obadan selamlar. Ali Mercan, Efe Can Sakat hakkında bilgi var mı? Henüz yok. Evet, var. Var. Şu mi? Anda geldi bilgi. Efe Can bu hafta olmaz, Rize maçında oynar muhtemelen. Sakatlığı neymiş abi? Sakatlığı neymiş? O daha henüz o bilgi gelmedi. Daha sıcak maç daha yeni bitti, tamam biliyorsun. Tamam abi, aydınlattım. Sadece bilgi, yani öyle geldi, değil, öyle bilgi geldi. Moderatör olarak aklıma bir soru sor geldi. Tamam, öyle bilgi geldi. Bakma. Onu da soralım, ne olduğunu. Öğrenelim. Kutlar Aziz'imizi verdireyim mi arkadan? Yok, öğrenelim ne olduğunu. Yok kavga, ekmek çıkmasın. Ali Mercan, Efe Can'ın sakatlığı hakkında bilgi var mı? Demişti. Evet, reise gelen bilgilerin hemen aktarımı yapılıyor. Tamam, birazdan geliyoruz. Ahmet Düşünceli, çok top çevirdi, kaleye şutlar çekilse de bence galibiyeti kaçırdık demiş. Yeşim Karabaşlı, iyi akşamlar yayınlar, kardeşim Hakan ben demiş. Fatih Yıldırım, Ankara Hoca ilk yarıda orta sahaya kalmak tuttu, önde bastı. İkinci yarı kırmızıdan sonra geri çekildi. Hakem dediğiniz gibi eyyam yaptı, bizim kırmızı karttı demiş. Hasan Demirka, 26 numaralı oyuncuyu hakem atması lazım, atamadı. Tribüne kol hareketi yaptı, sarısı da vardı ama görmezlikten geldi hakem demiş. Fatih Yıldırım, Atakan ve Radakovic ortamı geldi demiş. Yılmaz Güney, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Bence Fatih Aksoy çok geç aldı oyunu hoca. Kırmızıyı görünce değişiklik şarttı demiş. Evet. Tahir Bete Özgün, Antalya maçında her şey çok güzel. Oyun 10 numara, oyun üstünde biz değil. Tek eksiğimiz golde tek hata vardı. O da Fatih Hoca'nın oyuncu değişikliklerinden çok geç kaldı demiş. Fatih Erdoğan, iyi akşamlar, iyi yayınlar ve selam demiş. Adil Demir, bu sırada bu kadar olur. Yenemiyorsa yenilmeyeceksin. Her şeye rağmen puan iyidir demiş. Selamlar, saygılar, iyi yayınlarınız olsun. Murat'tan hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Sanki bizim takım maç seçiyor gibi geldi bana. Antalya maçı süper oynadı. Ankara Gücü maçında bizim takımı tanıyamadım. Bir puan çok iyi bence bu oyuna göre demiş. Seçmeyiz canım. Tahir Bey Tözgür, bize acil bir forvet lazım. Alican Civelekoğlu, sanki her iki takım birbirine mutabık kalmış gibiydi demiş. Radakovic'in hareketi saygısızcaydı demiş Alican Civelekoğlu. Hüseyin Kardere normal demiş. Ebrah Yiğit, Veysel hocamıza kıyafeti yakışmış demiş. Cennet Oğlu Kemal, selamun aleyküm, iyi yayınlar beyler, kolay gelsin Veysel ol demiş. Yakup Yiğit, iyi yayınlar, iyi akşamlar, Alanya Spor başarılar. Asilcan Çek, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Hasan Alpak, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin, mutlu akşamlar diliyorum, selamlar kardeşim. Transfer yapılacak mı bilgi verirseniz sevinirim, selamlar demiş Hasan Alpak. Ali Düşünceli, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dilerim. Hüseyin Görgül, Umut Bozok yazmış. Gökhan Gürkan, Hasan Başkan gelip Fenerbahçe'nin Umut Nayir'i alsın, inanılmaz katkı sağlar bize. Hem yerler hem de pivot gol vuruşu iyi. Zorlandığında yüksek top oynayabileceğimiz bir oyuncu, kolay değil ama en azından kiralık almayız, şahsi düşüncem bu yönde demiş. Bu hafta için onu ben de söyledim birkaç yerde, yani gelirse iyi olur. Umut Nayir'i. Hasan Aypak, Trabzonspor'un Umut Bozuk ve Fenerbahçe'nin Umut Nayir kiralık yerli golcü alınabilir demiş. Daha sözleriniz hayırlı yayınlar demiş. Güven Yıkılmaz, iyi yayınlar diliyorum. Hakeme yardımcılık yaptı, ferak etmediği şekilde attı. Kırmızı kart başarı, yağmur olmasa, zemin bozulmasaydı bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Korda ağır ve hareketsiz bir santrafor, bize bir faydası olmayacak. Bayram Sak, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Osman Pelivan, hayırlı yayınlar. Komşum, iyi akşamlar. Yusuf Koca Çavuş, akşamınız iyi olsun, iyi yayınlar. Hüseyin Sarıoğlu, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Rukiye Okşar, şehrimizde takım Alanya Spor için beğendiğiniz tüm emeklerinize teşekkür ederim. Meysel amca, Muhittin Kaçma ve Şehmuz Bey'e kolaylıklar dilerim, iyi yayınlar. Recep Korkmaz, güzel bir forvetle her şey çok farklı olur, hayırlı yayınlar demiş. Hasan Basikyalı, hayırlı yayınlar arkadaşlar. Bu hakemler yüzünden bir yere gelemiyoruz. Necdet Mencan, herkese çok selamlar, iyi yayınlar. Hasan Aypak, kırmızı kart çok ağır bir karardı. VAR hakemi Hakan Ceylan maalesef çağırmadı demiş. VAR hakemi söylemiş, yalnız hakem
Ben net şekilde gördüm demiş. Orada haberi geldi. Yorumlarımıza evet. biraz sonra devam edelim. Arayı çok soğutmadan hemen. Son dakika bilgisini vereyim Efecan hakkında. Alt adalesinde gerilme var, esneme var. Son hafta sonu şey maçında yok. İnşallah Rize maçında yetiştirmeye çalışacaklar. İlk düştüğünde zaten darbeyi almıştı abi yani. Acı alt hissetmiş, denedi. Arka. Denedi bir ondan sonra soranlar olmuş var. Esneme var, gerilme var. Haftaya buradaki Rize maçına yetişmeye çalışacak ama bu hafta kesin yok. Evet. Evet abi bir de geçtiğimiz evet. hafta sonu yine Antalya maçı vardı. Antalya maçı ile ilgili öncelikle genel durumu sana sorayım. Taraftarla ilgili kısmından Muhittin'e soracağım. Antalya maçında Antalya Alanyaspor yine kötü oynamadı. Yine pozisyonlar buldu. Çok pozisyon da buldu bence. Yani bir deplasmanda gereğinden fazla biraz gergindik. Gereğinden fazla pozisyon da buldu. Kazanamadık. Bir şey diyemiyorum ben yani o maça yani nedense ben 1-2 maçta da o herhalde şeyi sevdiğim için mi pozisyona giriyoruz ya devamlı bir hareket belki var mücadeleyi, ya. Belki mücadeleyi seviyorsun. Yani bunları şey sevdiğim için mi bir yerde hata göremiyorum fazla. Yedek kulübesine dönüp bakıyorum gerçekten oyunu çevirebilecek. Ha işte bu oyunu çevirecek adam da pek yok gibi ofansif olarak. Evet. Yani burada fazla... Çaygur Rize'li kulüpten ne oldu kaç? 1-0 Beşiktaş önden. Yani yedek kulübesinde ofansif bir oyuncunun olmaması hocanın elini de güçsüz hale getirebilir. Ama yani şu anki Alanyaspor'un gidişatından ben illaki berabere kalacak. Sonuç puanlar, 3 puanlar gelecek yani. Peki abi Sisto'yla Eduardo olmaz mı yani? Hani forvet hattını biraz daha hareketlendirme. Şu an adamlar iyi oynuyor. Nasıl olsun? Hayır. Kimse yok diyorsun ya. İşte kimse olmayınca yedek kulübesine... Ama bu adamlar... Ya şimdi bak hoca bir sistem deniyor. Evet. Şöyle bir şey yapıyor bak. Şöyle diyeyim, elimle göstereyim. Nasıl diyeyim? 6-4 gibi desem bunu. Altılı defans de, dörtlü de orta sayı ileri. Forvetsiz oynuyoruz. Forvet oynar gibi görükse de. Yani değişik bir şey deniyor hoca. Ve bunda son haftalarda arka arkaya gollar da buldu. Ben bu hava, iyi bir havada oynansa da Ankara'cığım burada yeneceğimizi çok emindim. Doğrudur abi. Ben Antalya maçı özelinde soruyorum. Yani. Antalya maçında da yeterli bir pozisyona girdik. Girdik ya Yusuf'un iki tane açıldığı saç var. Oğuz'un çok sert atması. Bizim hoca 2-2-4-2 oynuyor. 2-2-4-2 nasıl oynuyor hacı? O da değişik. Nasıl 2-2-4-2? Sohbetimizde böyle bir konuştuk da. Fecan da bunu söyledi. 2-2-4-2 oynuyor hocam. Tamam söyle o zaman. Ben müsaade edersen bunu cidden merak ettiğim için açmak istiyorum. Kusura bakma böldüm. Buyurun efendim. Stoperler geri. Lima ile Aleti var. Aleti Lima. Evet. Bekler. Hadejonay ve... 4 oldu. Hadejonay ve şey. Onları bir tık önde. Balkoveç. Tamam. Balkoveç bir tık önde. 2-2. Orta dörtlü. Ha, Richard Fer. İşte orta Yusuf 2, Oğuz mu? Yusuf Oğuz. Önde de şey, Nova işte Efecan. Ama biz top bizdeyken farklı. Hoca 4-2-4-1 var. Fatih Hoca top bizdeyken farklı, top rakipdeyken farklı oynatıyor. Hoca bir şeyler deniyor devamlı. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu adam ilk geldiği zaman kimse yani bizden başka pek koruyan da olmadı. Tahmin etmiyorum yani. Ben çok korumadım. Yani ben koru, hep ben, dedim beklemek ben lazım. İstanbul ben hep beklemek maçında, lazım dedim. İstanbulspor maçında yenilseydik hoca giderdim. Ben hep tabii canım o kadar değil. 3 maç yenilmiş. Konya berabere kalmış. O zaman giderdi. Yönetim orada çok akıllı davrandı. Göndermedi. Evet. Hoca da kendine gitmedi. Hepimiz Konya maçına kıpırdamayı beğendik. Çünkü o kadar kötüydü ki takım Konya maçına bir kıpırdaması hepimize bir umut aşıladı. O umut şu an devam ediyor. Ligde devam ediyor. Böyle oynarsa iyi bir sahada sonuç geleceğini düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi mesela böyle Efecan gibi kilit oyuncağı sakatlandığı zaman dişli bozulursa sıkıntılar da olabilir. O zaman kendiliğinden adına devreye de girer. Ama bizim 6-8 numara pozisyonda oynayacak adam şey yok yani. Mesela Novais'ten ben istediğiniz verimi alamadığını düşünüyorum. Normalde bu adam 6 numara daha iyi. Ya Antalya maçı üzerinde söyleyeyim. Novais 2 tane cidden atması gereken gol atamadı abi. Ama istediğimiz işte verimi alamıyoruz ondan biz. Baktığımız zaman da şöyle bakalım. Takımın da şu an en fazla verim veren oyuncu Novais. Doğrudur. Lig başına. Ya, pozisyonu gereği öyle olmak zorunda zaten hacı. Yani adam zaten yok, profesyonel abi. Topçu. Onu yapmak zorunda şimdi da. Şimdi demin aklımda demin şey. 5 gol ve asistle oynuyor mesela. Demin şeyler var. 5 gol atan başka oyuncu var mı? Demin Ankara gücü maçta bir şey unuttum ben. Siz konuştunuz da ben ona bir şey söyleyecektim. Unutuyorum işte böyle. Şimdi mesela bir oyuncu tribünleri şey yap dedi değil mi?
Yani bunu bizim işte bizim oyuncularımız hemen dördüncü hakeme, yedek kulübe dördüncü hakem bunu göstermesi lazım. Çok. Yusuf adamın üstüne saldırdı. Yan hakemin gözünün önünde oldu. Niye göstermiyorlar o zaman? Çok gösterirler. Yusuf atladı. Ali'ydi sanırım. Ali atladı. Ciddi bir yumruk kavga edecekler. Televizyonda göründüm görünmedim. Çok olay çıktı. Çok ciddi. Hayır öyle bir karşılık oldu. O karşılık onun için miydi? Hayır Allah'tan ki dedim ben. O karşılık onun için bir karşılık oldu. Kırmızı karttan sonraki o karşılık Allah'tan ki dedim hani taraftarlar gaza getti birbirine bir şey yapmadı. Ya evet. Zaten direkt ilk defa yani 3 sezondur ilk defa jandarma maratonun önünü kapattı. Çünkü ciddi anlamda tepki oldu. Haksızlık vardı çünkü. Buradan Antalya maçında Efecan'a edilen küfürlerin hepsini iade ediyorum. Bunu da söyleyeyim. Çok ayıp. Efecan'ın burada 2 sene önce burada bir gol atmıştı tribünlerin önünde. Bir şey yapmıştı. Hayır, hala değil, Antalya'da değil. Onun acısı var. Hayır, onun acısı var. Bir oraya pozisyon vardı. Oyuncu düştüydü. Efecan gitti pozisyonu oyuncuya bakmadı. Oyuncu topu dışarı atmadı. Devam ettirdi. O pozisyon gol oldu. O değil. Hangisi abi? O değil abi. Antalya'da kolay mı? 3 sezondur. Şu hareket mi? 3 sezondur Efecan Antalya'yı çıldırıyor. Şu hareket mi? Bir hareket var. Şimdi mesela bak her zaman kendimizi savunmayacağız. 3 sezondur Efecan Antalya'yı çıldırtıyor. Çıldırsın daha iyi. Haklı. Yaptığı hareketlerde haklı. Mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Bu hafta maç bitti. Efecan 5 dakika boyunca tribün önünde bu şekilde durdu. Tamam çok iyi. En sevdiğim oyuncu. İşte diyorum ya. Ama şöyle kendine yapılana karşılık veriyor. En sevdiğim oyuncu. Efecan geldi tribün önüne. Bütün futbolcular gidiyordu. Efecan formayı şekilde arabayı tuttu. 5 dakika boyunca formayı öptü tribüne. Gitmedi mesela. O Atakan 26 numara mı oynuyordu? Evet abi. Tamam. Yok 26 numara oynuyor. Radakoviç. 26 numara kim? Yabancıydı. Atakan'la Radakoviç ikisi. Biri 26 numara yazmış. Ama işte adamlar profesyonel topçu. Kendi takımlarını canlandırdılar. Yani iki maçı değerlendirdiğimiz ama zaman... Ama ona rağmen ben abi özür dilerim. Mevzusu açılmışken Ankara Gücü taraftarını tebrik ediyorum. Tabii. İş tarih olmadı. Hiç. Abi ettik ya onda mı dönecek? Ya aynı şey mi dönecek? Ettik ya. Onda mı edelim? Tamam abi özür dilerim. Buyur devam edelim. Evet, ben şimdi şöyle soracağım. Antalya maçında ben sahayı yorumladım. Muhittin'in sahayı yorumlamasına gerek yok. Bir daha aynısını. Muhittin'e şeyi soralım. Belki de böyle canlı olarak stat'taydı. Yani maçların senin bir serzenişlerin vardı. Evet, ben bunu videolarını izledim. Ey Veysel Okşar bir hafta önce kırmızı giyersin Antalya için. Gelelim. Bir dakika dur. Önce bana bir beni tebrik etsin. Ben öngörüm çıktı. Taşlanırsınız dedim. Taşlandınız. Taşlandık. Öngörüm çıktı. O da diyordu taşlanacağız diye. Hayır. Ben demek inşallah mi? Taşlanırız diyordum. Ya inşallah. Sen temennin vardı. Tabii, inşallah taşlanırız da bunların ne olduğunu artık herkes bir görür diyordum. Hep onu söyledim. Antalya maçında inanılmaz derecede bir polis saygısızlığı. Buradan da açık açık söylüyorum. Ali diye bir tane spor şube müdürün yaptığı hareketler. Artık herkes içliğinden çıkacak şekilde. Canımıza tak etti. İki sezondur aynı şekilde. Açsınlar baksınlar 17 tane takım taraftan Alanya'ya geliyor. Hangisine biz o şekilde davranıyoruz? Veya biz 16 tane Antalya hariç deplasmana gidiyoruz. Nerede o şeyleri yaşıyoruz? Açsınlar, baksınlar. Gidilen yerde baktığın zaman günümüzde şu anda Süper Lig'de Ankara Gücü taraftarına işte laf söylediler Ankara Gücü taraftarına. Maç şimdi öyle fazla adamlarla biz sabah saat 9'dan bu yana adamlarla kahvaltı yapıldı, karşılandı, her şey yapıldı, uğurlandı. Hiçbir tane statüde bir olay oldu mu? Nasıl yok. Gelirse o şekilde. Bu adamlar efendi gibi geldi, efendi gibi karşılandı. Biz Antalya'ya giderken yıllardır aynı problemleri yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Fakat bu sene emniyet şöyle söyleyeyim. Bir önceki sene emniyet çok daha fazlaydı. Bu sene o kadar emniyet yoktu. O kadar güvenlik de yoktu ama aynı adam, aynı kişi. Geçen sene ortalığı taraftara laf sayan, hakaret eden, küfürler eden kişi bu sene aynıydı. Hatta ben buradan kulüp başkanı Sadan Çavuşoğlu'na da teşekkür ediyorum. Biz sosyal medyada serzenişte bulunduk. Özellikle direkt bizi aradı. Size nasıl bu şekilde bir saygısızlık yapılır diye. O konuda da arkamızda durdu. Tüm taraftan arkasında durdu. Buradan kendisine teşekkür ederim. Ama biz bundan sonra yapacağımız sistem de şu var. Antalya Spor maçı olduğu zaman gerekirse valinin karşısına kadar çıkıp biz bu adamı istemiyoruz diyeceğiz. Anladım. Yani onu ama söyleyeceğiz. Kapının dışında köpekle arama Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Bunu unutmayın. Hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde bu muamele yok. Ayakkabı, şimdi ben şunu anlarım şey bu zaman, ayakkabının içine aramasını anlarım, bunu anlarım. Ama beni dışarıda kenara çekip de, kardeşim yardımcı olalım birbirimize deyip de, benden bu ricayı bunu edinip, benden bu isteği yaptıktan 30 saniye sonra benim ayakkabımı çıkarmaya çalışıyorsan, ben sana yardım etmem, tepkiyi de gösteririm. Yani benim videom var, al ara dedim, yani benim videomu da çektiler. Bayağı bir beni aldırmaya kalktı. Hiçbir şey yapmadığım halde.
Tribünü boşaltmaya kalktı gençler. Sonra beni kenara çekti. Ya ben seni zaten almam, sakinleşmeni bekliyorum dedim. Ben sakinim dedim. Ama senin yaptığın terbiyesizlik yüzünden. Yani hiç kimse oraya fırça yemeye, hakaret demeye, küfür durmaya gitmiyor. Maç bitti. Ben konuşup duruyordu. Hilmi abiyle çığırılıyor, bağırılıyor. Hilmi abi bir şeyler söyledi, bağırılıyor. Ya sen niye bağırıyorsun dedim. Sen neden bağırıyorsun? Bana bir anlatır mısın dedim. Ama nasıl bağırıyorsun? Ben senin için yapıyorum. Ya sen bizim için hiçbir şey yapmıyorsun dedim ben. Sen sadece burada sesini yükselterek, kaos yaratarak, üzerimize baskı kurup, aklı sıra bizi bir şey yapacak sanıyorsun dedim. Siz dedi dışarı bir çıkın da dedi. Ben sen de ya. Yağmur. Yağmur ya. Siz dedi dışarıya bir çıkın da dedi. Ben sizi dışarıda göreceğim dedi. O kelimeyi söyledi, biz taşlanacağız dedim. Polis noktasından, jandarma noktasına geçtik, taşlandık. Neden polis noktasına taşlanmadık? İşte bunlar araştırırsın. Tam olarak peki, nerede taşlandınız? Manavgat'ta. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Dört otobüsün, otobüs sorunları şu anda yayını izleyenler de var. Buradan da yazsınlar. Benim otobüsüm yolda kaldı. Benim otobüsüm yolda durmadan önce, 5 kilometre önce aradım. Hilmi abiyi de aradım, Samet'i de aradım. Dedim bir otobüs dursun, benim otobüsümdeki insanlar otobüse binsin. Bu otobüs gidemeyecek, yolda kalacak dedik. Tamam abi, kenara çektiriyoruz dedi Samet. 2 saniye sonra beni aradı, abi polis durdurmuyor bizi dedi. Bizi durdurmadılar. Bak 4 otobüsten 1 otobüs dursaydı, 1 otobüs adam ona bindirecektik, durmadı. Biz Aksu sokağına indik, sokakta yürüdük, 1,5 saat orada kaldık. Polisin amacı, otobüs farklı tamirci falan geldi, 1,5 saat otobüs yapıldı, öyle geldik. Aynı otobüse devam ettik. Evet, ama bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya sen bizi korumaya çalıştığını söylüyorsun, Aksu'da bizi almadan gidiyorsun. Yapacağı tek bir şey var. Konvoyelde gidiyorsun sonuçta değil mi abi? En öndesin. Sağa geçersin. Otobüsler sıralanır. Bir otobüste kalanlar gider. Öteki otobüse biner. Kaldığı yerden devam edersin. Doğru mu abi? Doğru. Duracağın en fazla orada 3 dakikadır. Bıraktı. Ne yaparlarsa yapsınlar biz durmayacağız demiş. Otobüs şoförleri durmadı. Biz 1,5 saat Aksu'da bekledik. Şimdi sen bu polisin iyi niyetli olduğunu düşünebiliyor musun abi? Ben biraz daha soruyu genişleterek sorayım. Sadece o söylediğin memurun durumu muydu bu, yoksa memur genel itibariyle miydi? Bir kişi. Bir kişinin sadece. Çünkü herkes onu tanımaktaydı. Hatta polisin bir tanesi, resimleri de bende mevcut, videolar da mevcut. Yanıma geldi, 2 gündür dedi, stresten dedi, herkese bu şekilde dedi, lütfen kusura bakmayın dedi. Ben dedim ya biz bunun stresini çekecek halimiz yok dedim. Biz buraya maç izlemeye geldik dedim. Bunun stresini çekecek halimiz yok bizim dedim. Kendi yanındaki kişi onu söyledi bana. Videolar da var, taraftarlar ettiği küfür videoları da var, her şey de var. Evet. Evet. Veysel abi sen kaynak mesajlar geliyor. Şemus tip mi değiştirmiştir? Sen Enes'le karıştıranlar olmuş. Ona gülüyorum. Ben bir şey daha nasıl söylemek istiyorum. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Evet. Belçuraylı'nın taraftar grubu Red Soldiers tribünler geri dönmüş. Ha, onun için de mesaj geldi şimdi. Tribünler geri dönmüşler. Üstte maraton üstte duruyorlardı. Allah var 90 dakika boyunca adamlar hiçbir şimdi şey onunla ilgili Coşkun da mesaj şey göndermiş bak. Bak hiçbir şey yapmadılar fakat onların altında milli amigo dedikleri uzun saçlı bir beyefendi var. İsmini söylemek istemiyorum. Her sene yaptığı çirkefliliği, her sene yapıyor. Alanya düşmanı. Bu sene Allah'tan çok fazla yapamadı. Geçen sene aldığı tepkilerden dolayı. Bu sene ama çok bir şey olmadı. Ama gene tepkiyi gördü. Evet abi ne diyor Coşkun? Bu şehrin 2 takım vardı. Biri Antalyaspor, biri Alanyaspor. Geçen oynanan maçta stat içinde Alanyaspor taraftarlarına karşı yapılmaması gereken her hareketten kaçırıldık. Münferit yapılan olaylar adına şahsım adına çok üzgünüm. Selamlar, iyi yayınlar Veysel abicim. 2006 Resul olduk, artık tribünlere geri geldi. Maraton üzereyiz, selamlar yazmış. O zaman ben de bir tribüncü olarak buradan Coşkun kardeşime bir tavsiyede bulunayım. Evet, Coşkun gibi yukarıda yaptığı her güzel iş altta o uzun saçlı adam yüzünden mahvoluyor. Onu bilsinler. Şu şeye gelmek istiyorum ben abi. Maçlar bittiyse bir sürü konumuz var. Tamam abi müsaade eder misin? Yani bir akışımız var. Onu bozmamaya çalışıyorum. Pardon buyurun efendim. Yani abi, ciddi anlamda zamanla doluyor ondan dedim. Ciddi anlamda bir problem var. 4-5 senedir kanayan bir yara Alanya Antalya arasındaki problem bunu körükleyenler. Ya ben hep diyorum ben bunu. Ben gidilmesin gelmesin. Ben dinleyen yok abi. Saatler sonra. Ben dinleyen yok abi. Şöyle bir şey söyleyeyim sana abi, son maç. Allah muhafaza son ben maça kaldık. Ben abi gelinmesin demeyeceğim. Son maça kaldık, Alanya Antalya maçı var. Nasıl olacak? Demem ben abi, demem artık bir daha. Şimdi Coşkun, yesinler birbirini. Kim üstüne geliyorsa yapılmaması gereken hareket yapıldı diye. Tarafta grupların otobüs taşlandıktan sonra orada bir basına dönüşen bir şey vardı. Suçlular cezasını çekmezse bunun karşılığı en sert şekilde verilecektir diye. Ama hiçbir Alanyaspor taraftarı kesinlikle taş atmaz. Onu söyleyeyim. Evet.
Hayırlısı. Hiçbir şekilde taş atmayacak. Umarım kısa sürede biter. Asla. Yani Alanya ama Spor... burada şunu da söylemek o istiyorum. O maça bir şey kalmaz ya. Belli olur her şey. O maçtan önce. O maça kadar olur. Belli olur. Ama yani Antalya'daki şöyle söyleyeyim. Tribün çevresi değişmeye başlamış. Eskisi gibi değil. Orada evet evet. Orada bu maç onu da söyleyelim yani. Eskisi gibi değil. Artık Gürhan Güneyli ve Yılmaz Yıldız tribünlerde ayrıldı, bitti o. Bak, geri söylüyorum. Maraton üstü Red Soldiers 90 dakika boyunca hiçbir şekilde Alanya taraftarına dönüp bir şey yapmadılar. Yapmazlar belki. Hiçbir şekilde bak, yapmadılar. Yapılmaz. Hani burada hani Alanya Spor taraftarı Antalya taraftarıyla atıştı, karşılıklı küfürleşmeler oldu, karşılıklı tezahüratlar oldu, her şey oldu. Fakat Red Soldiers'la hiçbir şekilde kesinlikle hiçbir şey olmadı. Yani buradan hani yiğit öldür hakkını... Şiddeti savunmama mı? Karşılığını görmeleri lazım. Peki şiddetin karşılığı nedir abi? Bilmem abi ben. Ben net bir şey söyleyeyim mi? Net söylüyorum. Ben Alanya Sporlu, Alanya Sporluyum diyen hiçbir taraftarın karşı tarafın canına, malına kastedecek bir durum içerisine, tavır içerisine girmesini tasvip etmem abi. Umarım kısa sürede biter. Evet. Abi biz bunu 45 yaşında, 50 yaşında, 40 yaşında adamlar olarak söylüyoruz. 19-20 yaşında gençler de var. Evet. Tembihlemek lazım. Ya bir şey, bu hafta şey gelmedi bana, hiç mesaj gelmedi. Camiden, akşam ezanı orada oldu değil mi? Meşhirle evet, ilgili bir şey. Sen namaz kıldın mı orada? Kıldım abi, Allah kabul etsin. İyi miydi? Yok ya, su içindeydi ama yapacak bir şey yok. Damlıyordu çünkü bu yağmura mesela, dayanmak. Mevzan bu işte. Şu anda oraya şikayet edilecek bir durum yok. Bırak mescidi. Maraton tribünün arkasında duvar var ya, şu kadar su vardı. Yok yani cidden abi o yağmura, şu yağmura çatı sistemi yapamazsın. Komple değişti. Yani bir daha hani çatı sistemi tamam hani çok inanılmaz. Hayır Mevzan bu işte, ben bir çözüm bulunabilir abi, ya. Stadyumu komple değiştirsen, stadyumu komple değiştirsen yağmura su gelir. Herhangi bir yerde bir mescit ayarlanır, kuru bir yerde. Dışarıda bir çadır yapar, ne bileyim bir şey. Zaten namazlıklar falan çıkarıp serilmişti de kurumamış. Havadan dolayı kurumamıştı. İçeride bir halı vardı. Ben sordum sadece. Evet. Yıkıldık sadece maratonda değil, diğer tribünlerde de. Sadece kalar kalarında bodrum katta, orada sıkıntı yok. Karşıda o protokolün olduğu bölgede de sıkıntı vardı abi. Evet, bu sevgili moderatörüm. Buyurun. Evet abi, senin yani maçlarla ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey yok var mı? Yok abi, 2 puan aldık bu hafta. Allah bereket versin. İleriki haftada kazanma umuduyla devam ediyoruz. Allah bereket versin. Transfer diyelim olur mu abi? Transfer olması lazım. Nereye? Yine hala ben 3 bölgeden. Ben bir forvet yerli de olabilir. Ben 6 numara, 6-8 numara bir şey. Ben Novais'ten memnun değilim. Richard'la Ferrer amirim. Novais orada ya geriye çekilmesi lazım. Orada oynamak istemiyor belki de. Onu da bilmiyoruz. Yani Richard'la Ferrer mi 6 numara istiyorsun abi? Abi bak. Bak Novais'in olduğu yerden memnun değilim. Novais'in durumundan memnun değilim. 8-10 senin dediğin. Yani Novais dediğin adam servisçidir. Novais'dir. Memnun değilim ben şahsen. Ama orada karar alıcılar var. Onlar abi, ne? Ben burada seyirciyle beraber aynı düşünüyorum. 6-10 dedin ya. O yüzden söylüyorum. Abi bak Novais belki Novais istemiyor. Novais 8 oynar 10 oynar abi. Ya şimdi her şeyi konuşamıyorsun burada. Her şeyi konuşamıyorsun. Novais Alanya'da oynadığı için. Adam orada oynamak istemiyor. Hoca orada oynatıyor. Bilmiyoruz. Novais Alanya'da oynadı. Kapasitesi var abi. Novais Alanya'da oynadı. İlk sene 6 oynadı abi. Tamam 6. Belki 6'yı seviyor. Hoca orada Richard oynatıyor. Herkes, Richard Lafer'in birini... Bilmiyorum ben abi. Ben Alanya Spor'un yerinde olsam Emlak Kuba tarzında bir tane oyuncu alıp... Emlak Kuba ben maaşını bile veremeyiz bence. Bak Emlak Kuba tarzında bir oyuncu alıp... Ha biri yazmış demin Emlak Kuba. Yeroy FNS'nin sonunda yollara maaşını ayırıp... Maaşını veremeyiz. Novais'i geri çekip Richard Novais'la başlar. Emlak Kuba tarzında bir oyuncuyla ileride oynar. Daha düzgün söyleyeyim. Novais'in, ikinci Novais'in dönemi bu. Aynı Fernandez ikinci döneminde olduğu gibi. Novais'in ikinci döneminden de ben memnun değilim. Daha beklentim yüksekti. O bölgeye... Onun alternatif olacak. Oyuncu alınması lazım diye. Ama biz Novais'i bak mesela biz Novais'i 6 mı aldık, 8 mi aldık, 10 mu aldık? Novais'i şu anda 5 gol asisti var. Olsun, ama 5 gol asisti var. Gene Atlı Gol'lara var herhalde. En skorer oyuncu. Bana Atlı 5 golü şöyle bir hatırla. Hiçbir tane organizasyon var mı? Yok. Var, var, var. Servis kaç tane Novais ince pas atmış, kaç asisti var? Novais servisçidir. Yani golcü değildir, abi servisçidir. Abi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Novais'in... Ama şu an hocam taktiği gereği forvet gibi oynuyor Efecan'ın ikisi. Peki abi şöyle Novais'in... söyleyeyim bak. Hocanın eline bir fırsat geldi şu anda. Şu anda bizim hocanın eline o zaman bir fırsat geldi. Fer kırmızı kaç cezalısı? Haftaya Novais ile Richards'ı 6 oynat. 6-8 oynat. Ön tepede ortada Jambier'i oynat. Devam et.
Bakalım. Ama Tekecen yok haftaya. Atladığınız şey. Tekecen de yok haftaya. Carlos Eduardo'yu lan. Oraya da. Abi santrafor. Carlos Eduardo'yu. Veysel abi. Santrafor. Yazılı 3 transfer olmalı mı? Bir tane forvet alınmalı. Tamam. Ben şunu söyleyeyim. Novais'in parlayabilmesi için de önünde bir tane santrafor olması lazım. Neden? Servis seviyor, pas seviyor diyorsun. Hayır. Hayır, atmıyor diyorum. Abi, atacağı adam yok ki. Aslan Novais'in oynayacağı sistem bu. 6'da oynayayım. 6'da oynayayım. Efecan. Biz konuşuyoruz da belki Yusuf ve Oğuz da giderler arası belli olmaz. Yani para kazandıracaklarsa niye olmasın abi, sonuçta Alanya Spor bu işin çok şiddetli yağmur var mı dışarıda, nasıl geçecek? Şu anda durdu. Durdu mu? Durdu abi. Evet. Müsaade edersen devam edebilir miyim? Buyurun efendim. Ya Alanya Spor sonuçta bu işin maddi boyutunu da düşünmek zorunda. Ve bunun için futbolcu satılması gerekiyor da satılabilir abi. Bazı şeyler garanti edildikten sonra, ligdeki durum, pozisyon garanti edildikten sonra satılabilir. Evet, maçla ilgili bir şey yoksa Veysel abi, senin sosyal medyada paylaştığın ifadeni aynen okuyacağım müsaade edersen. O önce buna mı gelelim? Önce ben şeyi bir söyleyebilir miyim? Şu abi, kitapla ilgili. Kitabı da soracağım abi. Önce ona gelelim. Önce kitabı soralım. Tamam önce. Tamam Muhittin, bu... sen ne kadar... Önce Veysel abi konuya girsin. Sen ben değil, hayır. Çünkü kitapla ilgili nedir durum? Veysel abi senle başlayalım. Şimdi bu kitap, bu kitapla ilgili 75. yılımızda kitap basılacaktı. Basıldı kitap bildiğim kadarıyla, hazırlandı kitap. Benim anladığım kadarıyla ben yapan kişiyle kitap aşamasına her gün görüştümdü. Beni aramadı hiç o günden sonra. Bir daha ben de onu aramıyorum. Metin Bey'i, Metin Bey'i üstüne. Ayrılmışlar. Şimdi beni son haftada bir sürü kişi aradı. Bu para yatırmışlar kulübün hesabına. Bu ne olacak paralar diye. Ben de bunu kulübe sordum. Kulüpten bir cevap alamadım henüz. Onun için buraya dolu gelemedim. Ben aldım. Haftaya dolu gelebilirim daha net. Ben aldım abi. Şöyle, hayır şöyle. Şimdi bu insan çalıştı. Metin dediğimiz arkadaş Balıkesir'in Bandırma'dan bir yerden çalıştı. Herhalde maddi yönden anlaşamadılar. Bir ayrılık mı yaşadılar, bir şey oldu. Fakat onun elinde doneler var. Dünyanın donesi var. Yüzlerce, kaç kişiyle röportajlar yapıldı, videolar çekildi. Bu proje bittiyse bu insanların paraları ne olacak? Bunun gibi sorular var. Bu konuda kulüp bir açıklama yapması lazım. Ya bize ya bize söylesin. Ben burada anlatayım. Bana dün akşam söylendi abi. Sana Burak diye birisi mesaj attı sanırım. Bana da aynı şekilde atıldı. Ben sordum. Murat? Burak diye birisi attı mı sana mesaj? Burak da attı. Sadece Burak değil ki bana atan. Tamam. Dün gece bana da telefon geldi. Ben de sordum. Onlar Metin Bey'i aramışlar. Aynen. Ben ayrıldım demiş Metin Bey. Ayrıldım demiş. Onları biliyorum. Başka ne? Sen yönetimden biriyle görüştün mü? Görüştüm. Kimle? Bana söylenen iş kitap Mayıs ayında piyasada olacak. Kuruluş yıl dönümünde bilginiz olsun diye mesaj geldi. Hangi Mayıs ayında? Bu Mayıs'ta. Hadi bakalım mı? Kitap Mayıs ayında piyasaya sürülecek, kuruluş yıl dönümünde. Bu ne zaman geldi bu? Yeni mi? Dün gece saat 12.30. Yani sonuç olarak o zaman şöyle bir söyleyelim. Kişi değişebilir, yeniden mi ne yapacaklar ben anlayamadım. Hayır. O bilgileri nasıl alacaklar, para karşılamayacaklar, ben bir konuda bilgim yok. Ben sadece programda dile getirilmem istendi. Geçen hafta da birkaç kişiden mesaj geldi. Bununla ilgili senden ricam şu olsun abi. O zaman yani sen de bu hafta içinde detaylı bir araştırma yap. Yazdım. Kulübe yazdım. Hafta bir daha yazarım. Haftaya daha dolu gelirim. Ona göre anlatırım. Veya köşe yazarım anlatırım. Yani eğer Mayıs'ta bak Muhittin'i yazan kişi önemli bir kişi. O dediyse doğrudur. Bana yazmadı. Muhittin'e yazmış. Doğrudur. Mayıs'ı... altını doldurur Mayıs'ta, sadece Mayıs'ta yayınlanacaktan da altını doldurmak lazım. Kuruluş yıl dönümü gecesi yapılacak. Biz de bilgileri insanlara verelim. Kuruluş yıl dönümü bizim bir şeyimiz yok. Şimdi biz bu işin içinde biz de yer aldık. Gittik satış için biz de yer aldık. Biz de aracı olduk. Biz de suçluyuz. Eğer yani yayınlanacaksa sorun yok. 3 ay sonra yayınlansın, 5 ay sonra. Benim yayınlanacağı konusunda hiçbir endişem yok abi. Yayınlanır. Yani yayınlanacak sorun bence yok. Şu var yani, nasıl yayınlansındı son 2 hafta öncesine kadar sadece bu durumdayken. Sadece insanlar bizleri şey görüyor. Yardımcı olduğumuzu bildiği için her türlü sorunlara el attığımız şey için insanlar bizi arar, bizi arıyor. Bir de şöyle bir durum var. En fazla kitap satışında program yaptık. Doğru. Bize de aracılığa satıldı. Yani şimdi bir de insanlar bizi yani bu televizyon... Ben sadece bir kişi 10 adet kitap sattım. Daha bir hafta önce beni gördü. Ya ne oldu, kitap çıkacaktı dedi bana. Ben de çıkacak dedim. Hani ben de aldığım bilgiye göre. Çıkacak abi, soru yok dedim. Tamam dedi. İnsanlar bize güveniyor, bize soruyor. Biz de bilgi veriyor. Biz de kurup doğru bilgi verirse bize biz aktarırız. Bizim görevimiz bu.
Arayış köprü oluruz. Kitap konusuyla alakalı, evet. Kitap Mayıs ayında bize verilen bilgi piyasaya sürülecek olacak. Kuruluş yıl dönümü için gece yapılacak otelde balo yapılacak, bildiğim kadarıyla orada piyasaya sürülecek. Bu da benim duyduğum bilgi. Evet, duyum. Bana yazanlar şimdi senin tek konun değil, Alanya Spor Tatlı'na karşı. Evet. Abi ifaden aynen okuyorum. Müsaade evet, edersen, hangi büyütülmüş takım taraftarı Alanya Spor taraftarını kışkırtıyor? İlçe Spor Güvenlik nerede? Yarın olaylar olursa suçlu kim olacak uyarıyoruz diye belirtmişsin. Bu konuyu ben hiç görüşmedik. Nedir ne değildir ben bilmiyorum. De ben şimdi ben çok yoğundum, bir de rahatsızdım. Şimdi okudum. Muhittin de bilmiyor. Şimdi kimse bilmiyor. Şimdi duydum. Evet abi. Şimdi demin bir şey dedim. İnsanlar bizlere arayı söylüyorlar. Yani yardımcı oluyoruz. Biz devreye giriyoruz. Şimdi yarın bir gün bir şey olsa ben suçlarım doğal olarak. Yani yarın mesela atıyorum Alanyaspor taraftarıyla burada bir başka bir taraftar birbirine girse ben bizim taraftar önce suçlarım. Bizim şimdi taraftarımı ben taraftarı suçlarım, herkes suçlarım yani neden kavuş. Şimdi ben yıllardan beri şunu savunuyorum. Bu büyütülmüş takımların taraftarlarını itmeyelim. Onlar mesela atıyorum bir tanesi burada maç yapıyor. O maçta kendi takımını tutuyor ama diğer 15 maçta gelip seni destekleyebilir. O kişileri itmeyelim. Yıllardır hep bunu söyledim. Desteklemiyorlar. Hep bunu söyledim. Yıllardır itmeyelim, kucaklayalım. Çoğalma böyle olur. Başka türlü çoğalmalar olur. Alanya çünkü 40 bin nüfustan şu an 400 bin nüfuslara, 400-500 bine geliyor. Yazın 1 milyon oluyor. Bu insanlar hep dışarıdan geldiği için hiçbiri doğma büyüme Alanya'lı olmaz. Alanya Spor sevgisini bunları yerleştirmek çok kolay değil. Şunu düzelteyim. Hepsi, müsaade edersen düzelteyim. Abi beni kesme. Ben gidiyorum artık. Freni patlamış gibi gidiyorum. Beni kesme. Ama çok önemli bir yere değindim. Evet abi kestin. Alanya Spor'u sevmek için Alanya'da doğmuş büyümüş olmak yetmez abi. Tamam abi. Orası da geç devam abi ya. Bak ben de diyorum seninle. Ben başka yerdeyim ya. Evet abi düzeltiyoruz. Evet. Ne diyorum abi? Devam ettir. Ne diyorum? Kalemi vur. Şöyle vur. Ne diyorum? Evet abi büyütü yani o senin takımları itmeyelim diyordun. İtmeyelim diyordun. Sahip çıkalım diyordun. Sevsinler hep diyordun. Hep bunu söyledim. Evet. Koruduğumla evet. Bana evet. Bu konuda o büyütülmüş takım taraftarlarına teşekkür edenler çok oldu. Tamam. Yani yazmaz ama bana mesaj atar. Yazıya teşekkür ederim. WhatsApp'tan yazar, oradan yazar, Facebook'tan yazar. Teşekkür ederler. Çok oldu böyle davrandığım için. Fakat bir tane büyütülmüş takım taraftarı takım geliyor, Müslüman Mahallesi'nde salyangoz, ne derler bir laf var. Doğru, kim Müslüman Mahallesi'nde salyangoz satıyor. Salyangoz satmaya çalışıyor. Kardeşim, siz kimsiniz de bölgeleri böldünüz, Alanya'yı böldünüz, bu bölge bizim. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz bize bir söyleyin ya? Bu Alanya'da Hacet Mahallesi benim... Öbür mahalle benim diyen taraftar grubu, büyütülmüş takım taraftarı. Siz kimsiniz kardeşim? Kim bunlar ya? Siz kimsiniz? Şimdi Galatasaray'ın çocuklarının yanına ki, geldi. Siz kimsiniz ki? Bu dur kesme beni bir dakika. Tamam durdum. Siz kimsiniz ki? Bu Alanyaspor taraftarının oraya yapıştırdığı stikerler var. Onları yırtıyorsunuz, kazıyorsunuz. Benim armamı kazıyorsunuz. Siz kimsiniz lan? Lan demeyeyim, affedersin. İlçe Spor Güvenlik Emniyet Müdürlüğü, sizi sesleniyorum buradan. Burada bir büyük bir olay çıkarsa, yarın Alanyaspor taraftarını suçlarsanız, içeri alırsanız, bir şey yaparsanız. Yapma. Ne yapıyorsun abi? Sen ne yapıyorsun ya? Çok Veysel abi çok sağduyulu. Ama ya yani çok kıymetli söylemler, çok kıymetli. Çok bence kıymetli şey, değerli bir şeyden bahsediyorum. Doğrudur abi. Çünkü gençler bu tür şeylere ayar olur. Gençler nasıl frenleyecek ondan sonra kavga olursa? Alanya'nın bu tarafta sticker yapıştırıyor. Bir iki saat sonra stickerlar orada o bölgelerden kazınan bıçakla. Hangi takım olduğunu söylemeyeceksin değil mi? Söylüyorum Fenerbahçe. Ne var bu korku mu var birinde? Yok Galatasaray ile ilgili daha önce bazı şeyler olmuş. Galatasaray ile gençler benim yanıma geldi. Bu bugün Fenerbahçe yapar bunu. O mu diye sordum da. Ben buradan emniyet müdürüne... Sesleniyorum. Gerekirse köşeye yazarım. Gerekirse emniyet müdürlüğüne de giderim. Abi sen yönetici, Fenerbahçe Derneği Başkanı ya. Ara yöneticiyi söyle. Yani Mehmet Ali Işık'a da buradan sesleniyorum. Hayır. Fenerbahçe Derneği Başkanı. Ara söyle. O kim ya? Alanya Spor yöneticileri. Kim o? Fenerbahçe Başkanı. Kim? Ural mı? Ara söyle abi. Sen ne yapar? Ömer Erdoğan yazarsın. Ne yapar oraya göre? Tövbe estağfurullah.
Abi ben yine karıştırdım kafam ya. Abi evet. Sağduyulu son derece doğru bir şey. Ya bu çocuklar, bu çocukları kaşımasınlar. Adam gibi durun. Takımınız geldi mi destekleyin. Alanya desek kimsin ya? Dağdan gelip bayırdakını mı kovacaksınız burada Alanya'da? Burada önce Alanya Spor vardı. Beni sahalara indirtmeyin ha. Bak açık ve net konuşuyorum. Evet, ben tavrını çok beğendim. Bu çocukların yanındayım. Sonuna kadar yanındayım. Yarın bir gün bu çocuklar orada bir olay yaparsa emniyet müdürü veya kaymakam bu çocukları içeri alırlarsa bir olay olursa gazetelerde bir şey çıkarsa tavrım çok sert olur. Sert, o kadar çok sert olur ki herkes bundan yara alır. Bunu önlem alın. Emniyet müdürüne buradan sesleniyorum. Kameralar var. Hacet belgesine bizim çocuklar sticker asıyorlarmış. Alanya Spor'la ilgili stickerlar yırtılıyormuş, kazınıyormuş. Armağan kazınması ne demek ya? Şimdi bu kadar söyleyeceğim bu ben konuda. Ben burayı yarın araştırıyorum. Sizin varsa bir şeyini söyleyin. Bana bu bilgileri Hacette, benim çok iyi bir dostum var Hacette, marketçidir kendisi. Bu bilgileri bana söylediler. Bu çocukları... Çocuklar hiç karşı karşıya gelmiş mi abi? Gelmeyecekler. Yani eli kulağından mı söyleyeyim? Ya biz bir geldik, çocuklarla geldik ya. Şimdi sözü sana bırakayım, ben de söyleyeceğimi söyleyeyim. Çocuk ama çocuk yani ben dükkana da geldim. Çocuk mucuk abi yırtamaz ya, sticker i̇şte ya. Onlara biz gerekli uyarıyı yaparız abi. Bak ben bu şimdi daha yeni duyuyorum. Bu konuyla alakalı. Şimdi senin yanında gençlerin 3-4 tanesi orada senin haberin olmaz. Gelip kavga etseler ne olacak? Şey, birbirlerine bıçaklarsalar. Yarın bu konuyla alakalı gerekeni yapacağım. Bak şimdi senden duyuyorum ha. Program yapıyoruz ama daha olay... Yani daha ben şimdi senin çocuklara da sor. Doğru mu? Bana gelen bilgiler genelde yanlış olmaz. Ya Veysel abinin söylediği şey benim için iki açıdan... Bana yanlış olmaz. Bilgiler yanlış gelmez. Araştır sen de bulursun bunu zaten. Bu doğrudur bu. Konuyla alakalı. Hacet belgesi bizim belgesi diyorlarmış ya. Burada bak ben şunu da söyleyeyim. Galatasaray... Siz kimsiniz abi ya? Galatasaraylı bir tane kardeşim var Umut Aslan'ın başında. Geçen dükkanıma geldiler, çay içtik. Hatta şöyle salonda Galatasaray voleybol maçı vardı ya Alanya Belediye ile. Hani biz salonda destek vereceğiz. Sizler de gelecek misiniz? Gelecekseniz hani öncesinde buluşalım. Evet. Hani Alanya'da birlik beraberlik pozu verelim diye. Biz dedik biz deplasmana gideceğiz. Alanya Spor'un maçı var dedik. Hani sağ olsunlar o konuda çocuklar sağduyulu. Hatta şunu da söyledi. Hani Umut dedi hep beraber bir toplanalım. Alanya sonuçta biz Alanya'nın ekmeğini yiyoruz hep beraber toplanalım oturalım. Hani tam Galatasaray taraftarıyız ama dedi Alanya'nın ekmeğini yiyoruz dedi. Alanya'yla dedi. Çocuk şunu söyledi aynen şunu söyledi. Ya dedi biz de Alanya'ya hiçbir zaman saygısızlık yapmıyoruz. Ama dedi adam Manavgat'tan, Antalya'dan, ondan sonra Muğla'dan, Afyon'dan bir yerden geliyor. Burada da Alanya taraftarına bir saygısızlık yapıyor. Arada biz kalıyoruz dedi. Hani bu olaylar dedi oturup bir konuşalım dedi. O zaman sen söyledim. Bu konuyu araştır. Tamam o ben. Haftaya bu konuda bize bu konuda tamam, net bilgileri ver. Benim aldığım duyumlar hiçbir zaman yalan doğrudur, olmaz. Doğrudur. Çünkü her yere... Ben söylüyorum sana baş taraftarı. Genç. Bunu ama tüm taraftara mal etmem. Alanya Spor. Bölgeler vermiş Alanya'ya. Alanya Spor stickerları yapıştırılıyor. Doğru. Bölge bölge Alanya Spor stickerları yapıştırılıyor. Onu söyleyeyim. O dediğim de doğrudur. Alanya Spor yapıştırıyor mu bizim çocuklar? Tabii ki tabii ki. He demişler bu çakılıyor mu? Bunlar çakılıyor mu? Veysel abiye şu konuda... Şöyle yani. Alanya Spor sticker'dan ziyade her maç öncesi artık şu boyda, ortalama şu büyüklükte her yere maç broşürü asılıyor. Şu tarihte maç o zaman bende. Bunlar yırtılıyor herhalde. İşte onlar yırtılmıştır. Onunla alakalı. Bunu takip ettirin mi? Emniyete yani. Kameralar vardır ya. Kim bunlar ya? Tamam onunla alakalı. Alanya bu kadar sahipsiz değil ya. Biz varız ölmedik daha. Abi takdir ediyorum bu davranışını. Evet. Yine Muhittin bir şeyler hazırlıyor ama. Yok. Takdir ediyorum. Şu açıdan biz Alanya Spor... Bu arada Samet bana fotoğrafları göndermiş. Abi beni ya. Bir dakika dur hemen. Ayıp ya. Yeni göndermiş şimdi daha bir saniye önce. Neyi göndermiş abi? Stickerların yırtılış şeyini göndermiş. Hani tamam ben. Samet, bu stickerların... Bitti mi abi? Konuşabilir yok başka miyim? Bir konu. Konuşabilir şimdi, miyim abi? Şimdi bu, şöyle, ben bir şey söyleyeyim. Samet'e ben söyleyeyim. Samet resimleri atmış. Samet, bu resimleri hangi bölgede çekildiğinizi, hani Hacette hangi bölgede olduğunu tespit edelim. Kamera kayıtlarından tespit ettirelim. Ayrıca şimdi Veysel abi diyor mesaj geldi Antalya maçıyla alakalı. Şey biz dedik ya maça gidip gelinmemesi. Antalya'da olduğu zaman il güvenlik kurulu karar veriyormuş. Tamam. Alanya'da olana da ilçe spor güvenlik karar verme yetkisindeymiş. O zaman farklı bir karar verebiliriz diye bir mesaj geldi. O zaman geldiği zaman bunu tekrar konuşuruz diyelim. Teşekkür edelim. Senin sıkırlarla ilgili tavrın benim için kıymetli. Şu anlamda kıymetli. Yani biz işte 2000 yılından beri Alanya Spor nesli yetiştirelim diye mücadele ediyoruz. Bir sefer bunun önüne geçilmemesi adına önemli bir hareket senin bu yaptığın. İkincisi de
toplumda kaos olsun istemiyorsun haliyle. Kimse karşı karşıya gelsin. Bölgeleri ayırmışlar lan ya. Yani çok, çok kötü bir durum. Yok, umarım en kısa sürede çözülür. Her hafta Beltan abi broşür yaptırıyor. Gençler alıyor bunları. Hani her yere otobüs durakları her yere asıyorlar maç yayını. Beltan çalışıyorum kardeşim. İnsanlar bir emek veriyor. Hacet bölgesinde Beltan'a sesleniyorum. Muhittin araştıracak da. Emniyet müdürüyle görüşün ya. Kameralar var. Bizim stikerlerimi nasıl yırtarlar ya? Hadi kendi takımları, büyütülmüş takımlar birbirlerine stikerlerini yırsınlar. Hem Alanya'da yaşayacaksın, benim memleketimde oturacaksın. Gelip benim takımım stikerini, kağıdını yırtacaksın. Kimsin sen ya? Adamın, ya olmaz öyle şey, ya kabullenemem bunu ben. Şekerin fazla yükselmez. Şimdi ağzından hoş olmayan kelamlar söylüyorum, sakin sakin söylüyorum. Meltan şey... Hoş olmayan kelamlar çıkacak ağzından. Muhittin de, Muhittin gerçekten... ikinizin haberi yok bu konu. İkinizin maçtan geldiniz, ben evden geldim. Kutlara saçayım. Yok açma. Tamam. Evet abi. Şöyle bir toparlayalım. Mesela bununla ilgili... Evet, Muhittin yine bir nasıl görür onu, görünüyor mu ekrandan bilmiyorum. Hasan Ünsal muhtarım mesaj atmış. Bir olumsuzluk var mı diye, olumsuzluk mu var diye. Alanya Spor'un broşürlerini yırtan bir grup varmış. Bunun üzerine konuşuyoruz. Bunu Allah izin etsin yapacağız. O ne yazdı gene? İlkokul çocukları gibi. Ömer Erdoğan ölmedi, kalbimizde yaşıyor. İyi benim Allah'ım. Aferin. Ya. Ligin ilk devresi bitti. Evet. Adam burada baş sorumlu Ömer Erdoğan'ı tutmaya çalıştı biraz önce. Gördün mü abi? Ne? Gördüm abi. Sen biraz önce Ömer Erdoğan yüzden dedin. Ben bunu kabullenmem. Anladım. Evet. Evet. Önümüzdeki hafta sonu Başakşehir maçı var. Muhittin senle başlayayım. Çok sonra... özür diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ben daha önce demiştim. Antalya taraftarı ile ilgili manavgatlar baş sorumludur. Sait doğru yol. Şimdi biz... Bir dakika. Ben bir önerim, bir cevap vereyim. Ona sonra konuşayım. Kesinlikle katılmıyorum Sait'e. Kesinlikle katılmıyorum. Çok kurnazca hareket yaptılar. Biz yapmadık, manavgatlar yaptı. Bir şey bunu daha... kim yer? Kim inanır? Kadir inanır adamlar. Başka bir, bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Öncesinde biz maça giderken 74 plakalı bir otobüs. Antalyalılar taşıyor. Manavgat'tan Antalya'ya gidiyorlar. Hareket çekilmiş karşılıklı. Hareket çekildi karşılıklı. Haberim var ondan. Şimdi şöyle bir şey var Veysel abi. Evet. Bizim Özkan taşlama yapan çocukları tespit etti. Videoyu ele geçirdi. Kişilere tespit edildi. Hepsi Manavgat'la ama 0-7 gençliğin elemanları. Tabii canım. Öyle olur canım, yani izin vermez de böyle bir şey. Ya sana tek bir şey diyeceğim bak. Maç bitiyor. Emniyet Spor Şube Müdürü'yle biz konuşuyoruz. Çığırınıyor, bağırıyor. Ne bağırıyorsun ya diyorum. Sen dışarı çıkla, ben seni dışarıda göreceğim diyor. Oradan işareti veriyor. Ondan sonra bir saat sonra bu taraftarlar taşlanıyor. Ama polis bölgesinde değil, jandarma bölgesinde. Aklına kim geldi bu lan? Aklına kim geldi? Sen geldin, bir de Turgay Çalışkan geldi. Veysel, benim olduğum yerde bir şey olmazsın. Peki evdaş, taşlandığı zaman. Benim olduğum bölgede yapmayın da. Jandarma bölgeden çıkın da jandarma bölgede. Ne yaparsanız yapın diye. Jandarma beni arıyor. Turgay hocam, Turgay şimdi, baş müdürüm. Selamlar. Şimdi jandarma beni, adamı da yakacağız. Jandarma beni arıyor Manavgat'ta. Kardeşim diyor, ya diyor bunlar gelmiş bizim bölgede taşlamışlar. Ya diyor biz buraya da güvenli arttırdık, siz neredesiniz diyor. Abi sen siren biren hiçbir şey yapma, biz tenhadan geliyoruz dedim. Biz normal 1,5 saat geriden geliyoruz biz. Sağ olsunlar beklettirmediler. Otobüste biz kaldık. Turist durdurmadı. Şimdi ben gene ısrarla aynı şeyi söylüyorum. Bu iyi niyet mi kötü niyet mi Şevuz abi? Yani çok rahat bir otobüsün yükü 3 otobüse bölüştürülebilirdi abi. Kimsenin yolda kalmasına da gerek yok. Bu arada yoktu. Bir şey söyleyeyim. Yarınki yarına da çıkacak. Allah izin verirse. Alanya Spor 21 günde 7 maç yapacak. Evet. Çok zorlu fikstürü var Alanya Spor'un. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Amin. İnşallah sakatlık belalı olmaz. Kolay değil. Onun kupa maçı da dahil 7 maç. Onun için 2 puan Allah'a şükür diyorum. Abi Beşiktaş 3, Semih Kılıçsoy arka arkaya 2 tane attı. Öbür bizim rakibimizin maçı mıydı? Kasımpaşa 1-0 Başakşehir önünde, Kasımpaşa'ya karşı. Evet. Bak, evet, Başakşehir demişken önümüzdeki hafta onu da toparlayalım, bitirelim. Muhittin'ciğim, Başakşehir'le öncelikle senden başlayayım. Başakşehir'le ilgili herhangi bir organizasyon olacak mı? Perşembe günü Antalya maçından cezalar açıklanır. Evet, deplasmanla ilgili ceza almayla ilgili endişeniz var mı? Yok, ilk olduğu için bir şey olmaz. Olur mu? Olmaz diyorum ben. Olabilir, olmayabilir. Ömer Erdoğan öldü mü de böyle yazdır. Ölmedi, kalbimizde yaşıyor dedim işte. Abi sorusunu cevaplayabilir mi ya? Biz unutuyoruz. Şeker daha gelmezse taraftar İstanbul'a muhakkak gider. Tamam. Maç cumartesi günü saat 4'te. Takım İstanbul Spor maçı gibi. Başakşehir'de seyirci sayısı az olduğu için takıma etki eder. 100 kişi bile gitse ciddi anlamda etki edeceğini düşünüyorum. Onunla ilgili çalışma olacaktır ceza gelmezse.
Sonuç ne düşünüyorsun? Başakşehir nedir durum? Zor yani maç. Yenebilir çok, miyiz? Çok zor maç. Ben berabere biter diyorum. Berabere biterse bir puan iyidir diye düşünüyorum. Ben berabere biteceğini düşünüyorum. Ben Çağdaş Atan'dan kaynaklı zor bir maç olduğunu düşünüyorum abi. Ben de Çağdaş Atan kim ya? Çağdaş Atan olduğu için yeneriz diyorum. Yani. Başakşehir'de Çağdaş Atan mı var? Yok evet. Abi. İbrahim Tatlıses'ler. Ben araştırıyorum başkanı, bakmam ki. Ama bakmazsın da rakiplerin var sonuçta, araştırıyorsun. Acaba bayağı yorgun gözüküyor diye sana söylemişler. Yorgun musun? Sen yordun beni. Başakşehir son saniye. Ne yaptın ben ya? Bir de çok yağmurda ıslandım abi, maratonda ciddi yağmur yedik ya. Yani. Başakşehir 2 yaptı şu anda. Şimdi İki sevgili maraton. Arkadaşlarım, biz programı yapmayacak, tekrar söylüyorum. İki arkadaşım sağ olsun, ben evimden geldim. Biraz ben de zor geldim. Çok yağmur vardı ama arkadaşlar maçtan direkt buraya geldiği için evet, hiçbir ceza, hazırlığımız sevk yok. Sevk ve ceza yok. Son dakika. Son dakika haberi. Antalya maçıyla alakalı sevk ve ceza yok. Yok Bugün zaten öğrenden ikinden açıklandı o. Tamam, sevk ve ceza yok. İstanbul deplasmanı için Samet Hilmi abi organizasyon başlayabilir. Son saniye. Evet. Sevk ve ceza yok. Yiyecek bir şey yok mu ya? Peki şimdi şöyle söyleyeyim. Yiyecek bir şey yok mu? Yiyecek bir şey var Mustafa kızıyor. Yasaklanmış şekerim, benim şekerim düşüyor burada şimdi, ya. Peki ben şöyle bir şey sormak istiyorum abi. Moderatörsün ama affı nasıl diyorum bizim varsa. İlk yarıda Alanya Spor'da ilk yarı sonuçta bugün itibariyle bitti diyelim. Bak, ben onu ana moderatöre bıraktım abi. Ama bir daha önüne düşecek olur kursun. Tamam. Ana moderatöre bıraktım ben o soruları. O yüzden çok sormuyorum İlk abi. İlk yarı itibariyle Alanya Spor'da en beğendiğim ve en beğenmediğin oyuncu. Kim abi? İlk yarı itibariyle en beğendiğim. Nasıl söyleyeyim abi sana? En beğendiğim. Benim aklımdan bir tek oyuncu. Her zaman ilk 11'e hiç düşmeyen. Bu sene bek asist ve gol olarak katkı sunmadan ama takımın itici gücü. Beğendiğim. O ne abi? Takımın itici gücü olarak ben Efecan söylerdim her zaman. Muhittin sen şey var beğenmediğin kim abi? Beğenmedim. Anderson. Ya o bir tane ikinci forvet neydi adı? Adını bile bilmiyor yani. Anderson bu. Anderson. Adını bile bilmiyorum. Bildim abi. Anderson. Ya şöyle kötü bir oyuncu değil. Hem Kordoğlu hem geçmişte bu kadar kötü oyuncu tutmadı abi. Tutmaz. Bir şey diyemiyorsun buna. Ne yapıyorsun abi? Yağmur mağmur yapıyor. Gene bir şeyler yapıyor. Abi ben Lima derim. Öncelikle yaş 22. 21. Süper bir transfer. Para kazanabileceğimiz bir transfer. Tamam. Lima. Oğuz Aydın. İnişli çıkışlı ama çıkışımıza çok büyük katkısı var. Sol açıkta oynayan, bekle oynamayan Yusuf Özdemir. Baktığımız zaman Alanya Spor'a 21-20. Ne söyledik burada be biliyor musun? Bak, bu adamı sol bekle oynatmayın evet, diye. Kaç kere söyledik? 21-22 yaşlarında 3 tane fullanta gibi genç. Türk futbolunda iyi yerlere gelecek 3 tane genç. Temiz havada, iyi bir havada. Dünya futbolunda iyi yerlere gelecekler. Baktığımız zaman şimdi şöyle bakalım. Alanya Spor, biz Alanya Spor'un içinde olduğumuz için herkes bu kadar fark edemiyor ama Alanya Spor'un Türkiye çapında gerçekten bir ismi var. Çıkardığımız oyunculara baktığın zaman şu anda Beşiktaş'ta 3 tane topçu oynuyor eski Alanya Spor'la. Sadece futbolcu da değil abi, hocalara da baktığın zaman. İşte bir örnek vereyim mi? Yani. Kısa bir örnek. Evet. Şimdi konuşuyorlar ya, bazen yorumcu yazıyorlar şöyle böyle, şu şöyle yönetim, şudur budur. Alanya Spor nasıl yönetildi diye, Alanya Spor'u rol model alan 6-7 tane kulüp var biliyor musun? Var. Ya soruyorlar Alanya Spor'a. Biz bunların mutfak bölümünü biliyoruz da konuşmuyoruz burada. Çünkü onlar da reklamı pek sevmiyor. Ama arka planda bu kulübün nasıl işletildiğini, gece uyumayan neler yaptığını herkes biliyor. Başka kulüpler de... Gece uyumayanlar bir açıkla be. Başka kulüpler de bunu söylüyor. Yani modeli almaya çalışıyorlar. Anladın? Evet. Mustafa yorumlar hazırsa yorumları verelim abi. Verelim Muhittin'cim abi. Muhittin'cim muhteşem ses tonunla devam çok et. Çok kötü hastalandım ya. Maç bitiminde Oğuz koşa koşa sahayı terk etti. Abi şöyle. Neden terk etti? Anlatayım. Şöyle söyleyeyim. Abi o yağmura. Bize verebilirsin Mustafa yine. Abi o yağmura iyi ki koşarak gitti. Ben WhatsApp'tan yönetimin olduğu sayfaya topçular hemen soyunma lastikler taraftan gelmesinler diye de yazdım. Mesajı da göstereyim. He. Ya gitmesi gerekiyor. Abi o yağmur ne biçim bir yağmur? Öyle abi öyle. Yani çocuk bir hastalansa. Bak hastalansa gitti Veysel abi. Hadi interaktif bir program yapıyorsun. Soldur hadi rica ederim. Veysel abi şöyle söyleyeyim sana. Maratonda 4. sıraya kadar ıslandık abi. Evet. En son 5. sıraya cevap verdik. Öyle yağmur yağdı maçında. Evet yorumlar Mustafa. Soldur cevap verdik. İnteraktif bir program yapıyorsun gitmesi, diyor. Gitmesi mantıklıydı çünkü abi inanılmaz ama. Mehmet Tuba'ya selam, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Emre Çetin'e hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Soru varsa bana ver Muhittin demiş. Hasan Bahsin Kıllı kim tutar seni Veysel abi yürü demiş. Bilinen yazar Bilgen oldu. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar seviyorsun Veysel Reis. Selamlar Bilgen. Barış Kurtuluş transferi var mı abi? Ömer Çadak hayırlı akşamlar iyi yayınlar demiş. Evet.
Yusuf Koca Çavuş çok kuvvetli yağmur yağıyor. VS Başkanı öyle giderken dikkat et. Hidayet Yatkın abi yeni gelebildim. Samet yeni gelebildim. Cumhuriyet'e iyi akşamlar yayınlar demiş. Metin Sönmez iyi akşamlar. Kolay Metin Sönmez değil Ömer Erdoğan o. Yunus Önal iyi akşamlar diliyorum. Selam ve saygılar sunarım demiş. Fikret Gürbeşir abi transfer olacak mı? İbrahim Gürbeşir iyi akşamlar yayınlar. Nuri Besili iyi yayınlar selamlar. Mehmet Emin Yıldırım aile yayınlar güzel insanlar. Kadir Pardoğlu Veysel abi aile yayınlar. Tayyip Etin Özgür Becek bir forvetimiz olsa Antalya maçı 3-4 gol olur demiş. Çok kaçırdık. Yusuf Yiğit, Selam Şehmuz demiş. Bir arkadaş Veysel abi selamlar, hayırlı yayınlar. Payalılar, Konaklı Spor lider demiş. Mustafa Acı Gökçen. Payalılar lider olmuş evet. Kebri gidelim. 22 puan bizim için çok iyi. 10 numara Emrah Kova ile ilgili bir gelişme var. Yok, demiş. Öyle bir şey yok. Mustafa'cığım. Fatih Yıldırım bu sezon orta seviyede bile bir santronuz olsaydı en az 6-7 puan fazla. Evet doğru söylemiş. Mehmet İbbardi'den selamlar iyi yayınlar. Özkan Öz 26 numara. Ha o dediğim o. Net sarı kart. Hatta bu kadar tekrarlaması kırmızıya kadar gitmesi lazımdı. Ama hakem uyarmadı bile. Yumruk bayağı baskı kurmuş hakemlerin üzerinde diyor. Evet doğru 26 numara ben size sordum kim diye ben bilmiyorum. Mustafa Şimşek hakem ikinci yarı gerçekten şeyden çıkarttı. Abla Türkiye'yle hayırlı akşamlar iyi yayınlar demiş. Halil Evci iyi akşamlar hayırlı yayınlar. Cemal Erkan maçı TV'den izledim. Hiç olmayan bir kırmızı kartla iki puanımız gitti. Bu pozisyonun mutlaka VAR'a gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca çok hasta olduğum için maça gidemedim. Tribündeki kardeşlerimin ağzına yüreğine sağlık. Geçmiş olsun abi. Hayat Doruyor iyi akşamlar iyi yayınlar diliyorum. Ben daha önce demiştim Antalya taraflarıyla ilgili bana bakmaları baş sorumludur. Ali Ercan iyi akşamlar iyi yayınlar arkadaşlar. Hasan Tekin Almanya'dan selamlar iyi yayınlar. Mahmut Özdemir hayırlı akşamlar iyi yayınlar. Evet yorumlarımız abi. Bu kadar. Destek veren, yorumla destek veren herkese teşekkür ederim. İlk yarı bu maçta bitmiş oldu. 22 puanla alkışlıyorum. Sizce düşünceleriniz nedir? Mustafa Hacı Gökmen, Mahmut Özdemir hayırlı akşamları yayınlar. Sait Doruyol takımın özgüveni geri geldi. Umudunu kaybeden şehre tekrar umudaşılan demiş. Lima, Loido. Loido kimdi? Augusto, Oğuz, Yusuf, Furkan, Niko. Altar satma ihtimali genç oyuncu var. Anayasa Ligi'nin en genç ikinci evet. takımı diye bilgi geldi. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi Lima genç. Yusuf genç, Oğuz genç, Loida, Loida Augusto genç, Furkan, ondan sonra Furkan Bayır Niko, genç, Niko kim? Jaber. Ha Niko, evet yani. O da genç. Potansiyeli var. Hazır mı? Alanyaspor böyle sistemle oynadı. Bir getirsene Veysel abi listeyi bir daha önüme bir getirsene. Buradan ben sana bir şey diyeyim mi? Lima, Loida, Oğuz. Burada var ya 12 milyon euro para gelir. İyi oynarlarsa tabii. Bu şekilde devam edilirse gene gelir. Forma çekilişi ki ben burada Fatih Tekke'yi, bakın Fatih Tekke'yi ayrıca bir de bir şey soracağım. Mesaj atan abimize soruyorum. Novais'in bir sakatlığı var mıydı? Yok ya. İşte Novais'in sakatlığı var mıydı? Ben şunu merak ediyorum. Fatih Tekke hayır, performanstan dolayı mı Jean-Pierre oynadı, Niko'yu oynadı? İzleme komitesi, şuna vurgu. İzleme komitesinin ya Anderson ve Anderson, Cordova kısmının faydası oldu. Anderson hariç diğer transferlerin tuttuğu şeklinde. Tuttu. Evet, onu söyleyeyim. Hayır, ben bu maç. Ve genç olmasın. Ben bu maç Fatih Tekke. Anladım, Novais neye kesildi? Novais'i performansı. Ama onu bilemeyebilirim. Hani can veririm. Abi bak burada şeye bakarım ben. Hoca gerçekten hak edene mi veriyor formalarına bakarım. Çünkü can veririm. İki haftadır artan bir performansı vardı. Abi bir de yani o maçtan sonraki antrenmanlarda neler yaşandı ama bilemiyorum. Ama biz can veririm. Oynadığı dönemde ilk başta oynadığı dönemde iyi diye burada konuşuyorduk. İyi oyuncu. Ağustos zaten şeydeyim şu anda. Milli takımlarda. Yok abi oynadı bugün adam oyuna girdi. Yani. Kim? Augusto geldi mi ya? Carlos Eduardo girdi. Özür dilerim. Carlos Eduardo girdi. Abi Augusto milli takımda. Tamam abi ya şaşırdım. Tamam insanım ya. Tamam, Allah şey Allah niye bu kadar şey yapıyorsun ki? Olabilir abi. Mustafa formalar. Verelim formaları. Veysel abi formaları. Devam gelmiş sakatlık yok. Çok maç oynanacağı için dinlendirmiş hoca. Evet formalar. Bana cevap geldi. Teşekkür ederim. Veysel abi okusun abi formaları. Alanya Spor formaları. Yakup Yiğit. Yılmaz Günay, Nazım Söylemez. Tekrar ediyorum. Yakup Yiğit, Yılmaz Günay, Nazım Söylemez. Yedeklerini alalım. Abdi Karagözlü, Hasan Ali Taşarası, Ali Özdemir. Kestel Spor formasını alalım. Abi çok hastalandım. Mustafa Yıldız, Kestel Spor forması. Mustafa Yıldız. Yedeğini alalım. Yusuf Alanay. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet. ediyoruz. Bu arada bilgiler için biz bilgiler için de arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Evet abi son cümle. Muhittin dediği gibi kitap konusunda bir daha geleceğim. Muhittin'in anlattığına göre Mayıs ayında Allah izin verirse kitap piyasaya sürülecekmiş inşallah diyoruz. Sen başla böyle gidelim o zaman. Sen hastasın herhalde. Ben çok kötü hastayım. Sen başla böyle gidelim. Evet. Kapanış değil mi? Evet abi kapanış. Kapanış. Yetmez evet, mi? Abi resmin vardı. Bir resim mi? Onu verelim bir. Onun üzerine bir konuşalım ya. Videoyu da vermedik. Hayır bir resim vardı.
Bir de video var. Bu resmi Muhit anlatır mısın sen? Evet, bu resim geleneksel hale getirdiğimiz bizim Can Dostlar grubu var. Hasan Serpköz, Mustafa Yıldız, ismini sayamadım daha birçok abimiz var. Bu hafta her ay düzenli olarak yaptığımız kahvaltı organizasyonumuz. Bu hafta onur konuğumuz Uğur Veysel Okşar abimiz ve takım kaptanımız Efecan Karaca'ydı. Hoş sohbetler oldu. Evet, çok güzel bir ortam oldu. Kendilerine de teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Ben Şeyhbuz abi de çağıralım dedim. Veysel abi çağırmamış galiba. Normaldir o bir şey olmaz. Evet. Ben buradan arkadaş grubuna çok teşekkür ediyorum. Katılım sağladığı için Efecan kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Ya, zamanım buradan da Efecan'a geçmiş olsun. Video vermeyelim diyorum ama bu sosyal medyada bir video paylaşıldı. Şöyle yapalım. Taraftarlar. Şöyle yapalım. Bir son konuşmamızı yapalım. Bitirelim videoyu verelim. Verelim. Evet. Video öyle bitsin Mustafa. Evet. Tamam. Evet sen konuş buyurun. Evet bu hafta da bizleri yalnız bırakmanız için çok teşekkür ederiz. Alanya Spor'umuz çok zorlu bir periyota giriyor. Başakşehir deplasmanı için isim yazma işlemi yarın sabahtan itibaren başlıyor. Cumartesi taraftarları İstanbul'a takımını yalnız bırakmasınlar. Bu hafta da bizleri yalnız bırakmanız için çok teşekkür ederiz. Veysel abinin özellikle sticker olayıyla ben de yakından ilgileneceğim. Onu da buradan söyleyeyim. Bizleri yalnız bırakmanız için çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Evet Veysel abi sende. Ben de son bir mesaj var mı ona bakacağım. Afrika Kupası'ndaymış Augusto. Transfer talipleri varmış. Onu da bilgi verelim. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. Bu hafta bu zor şartlarda, yağmurlamada, maçtan direkt buraya eve gitmeden direkt buraya geldiniz hazırlıksız. Seyircimizi yalnız bırakmadık. Yine programımızı yaptık. Rejide bizi destek veren Mustafa kardeşime ve Kadir Altundal'a teşekkür ediyorum. Dubai'de tatil yapan Enes arkadaşıma burada selamlarımı iletiyorum. Adam iş görüşmesine gitti. İş görüşmesi, iş görüşmesindeymiş. Teşekkür ediyorum. Haftaya aynı saatte ve kendi gününde, kendi saatinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi her zaman baş tacı yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Evet, ben de son cümlemi söyleyeyim. Programımızı kapatalım. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Bu haftaki durgunluğum için kusura bakmayın. Ciddi anlamda yağmur yedik. Ayaklarım şu anda su içinde. Ondan kaynaklı olabilir. Muhittin, öyle kurtlara gerek yok. O yorgunlukla da geldik. Eğer biraz durgun da göründüyse kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Katılımlarınız, izlemeleriniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hani ses nerede? Ne var bunda? Stres babacığım, stres.